Hariciye programdan iyi akşamlar. Dış politik gelişmeleri konuştuğumuz programımızı canlı olarak karşınızdayız. Rusya-Ukrayna artık savaş halinde diyebiliriz. Çatışmalar Kiev'de yoğunlaştı. Bildiğiniz üzere biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Perşembe günü birlikte bu süreci değerlendirdik. Bugün de değerli konuklarımızla birlikte yeniden birlikte bu size süreci aktaracağız. Bu noktada öncelikle yine formatımız gereği Ecem'e döneceğim. Ecem, bize süreci başından itibaren bir harita başında anlatırsan çok teşekkür edeceğim. Aslında süreç Putin'in açıklamalarıyla başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Şubat'ta Donetsk ve Luhansk bölgelerini, yani Donbas bölgesinde yer alan iki bölgeyi, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Ve bu tanımanın ardından da ipler koptu. Dünya kırmızı alarm durumuna geçti. İşgal oldu mu, olacak mı? Böyle bir beklenti içine girildi ama sadece işgal olursa da Donbas bölgesiyle sınırlı kalması bekleniyordu. Ta ki tarih 24 Şubat'ı gösterene kadar. 24 Şubat'ta, aslında 23 Şubat akşamı Donetsk ve Luhansk liderlerinin, ayrılıkçı liderlerin Putin'e yaptığı çağrı üzerine Putin de bir karar aldı ve Donetsk ve Luhansk bölgelerine başta olmak üzere Donbas bölgesi olarak açıkladı tabii ki. Oraya bir operasyon düzenleyeceğini ve bunun bir barış operasyonu olacağını, askeri birliklerine talimat verdiğini açıkladı. Bu kapsamda da operasyon 24 Şubat sabah saat 6 sularını gösterdiğinde başlamış oldu. Donbas bölgesiyle kalması bekleniyordu. NATO dahil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil, hatta biz de uzmanlarla programlarımızda tartışıyorduk, her bültenle tartışıyorduk. Bütün uzmanlar da aslında olası bir işgalde Donbas'ın sadece hedef olabileceğini ifade ediyorlardı. Hatta Mariupol bölgesinde hareketlilik vardı ve Donbas bölgesinin kuzeyinde yer alan Harkiv ilinde de hareketlilik olduğunu söylemek mümkündü aslında son birkaç gündür. Ancak 24 Şubat'ta başlayan operasyonlar sadece Donbas bölgesiyle sınırlı olmadı ve başkent Kiev'in de hedef alındığını gördük. Özellikle ilk günden itibaren başkent Kiev'in batısında yer alan Jitomir, Lut kentleri, öte yandan güneyde yer alan Odessa kenti, Mikolayev kenti, özellikle Kramatorsk kentinin son dönemde Donbas bölgesine yakın olan bölge Kramatorsk kentinde de son dönemde büyük bir hareketlilik olduğu ifade ediliyor. Aslında patlamalarla başlamıştı. Başkent Kiev'de peşi peşine gelen patlamalara uyanmıştık o sabah. Bu patlamaların ardından da aslında gerilimin boyutu oldukça artmıştı. Aslında bir diğer önemli sınır kentinden bahsedecek olursak, Donbas bölgesinin güneyinde yer alan Mariupol kenti. Mariupol kenti oldukça önemli liman kenti. Doğrudan Karadeniz'e açılan bir liman kenti ve Kırım'la da bağlantı kurulabilecek bir kent. Aslında Putin'in bu hamleleri şunu da doğurmuş oldu. Doğrudan Ukrayna yönetiminin Karadeniz'le olan bağının kısmi olarak kopmasına, yani Kırım üzerinden Mariupol'e de doğrudan ulaşarak bir liman üzerinden kıtaya, karaya geçiş sağlanabiliyor. Dediğimiz gibi şu anda aslında gelinen noktada Çernobil'in de alındığını ifade etmekte fayda var. O bölgedeki hareketlilik de oldukça önemli. Bir nükleer tehdit de söz konusu, bunu da ifade etmekte fayda var. Ancak beklendiği gibi olmadığının altını çizelim. Ülke genelinde, Ukrayna genelinde çatışmaların söz konusu olduğunu, saldırının ülke geneline yayıldığının altını çizmekte fayda var. Ancak Kiev düşecek mi? Kiev'in ablukaya alındığını ifade edelim. Özellikle dünden bu yana Kiev etrafında askeri birlikler, Rus askeri birlikler konuşlanmış durumda. Özellikle bir noktaya daha değinmek istiyorum. İlk günden bu yana Belarus'tan, yani Ukrayna'nın kuzeybatısından da belli bir hareketlilik söz konusu. Belarus'tan zırhlı birliklerin kara yoluyla Ukrayna'ya geçiş yaptığını ifade edelim. Buna ilk gün aslında Belarus Cumhurbaşkanlığından bir yalanlama geldi, ancak
yabancı basının da geçtiği üzere pek çok aslında resmi kanat, Ukrayna kanadı da bunu böyle ifade ediyor. Belarus'tan zırhlı birlikler Ukrayna'ya doğru hareket ediyor ve başkent Kiev'in hedef alınabileceğine dair de sinyaller alındığı ifade ediliyor. Şunu ifade edelim öte yandan, Ukrayna'nın aslında Ankara Büyükelçisi dün yaptığı açıklamada Belarus'u hedef almıştı. Belarus kendini satmıştır, milli birliğini, benliğini satmıştır ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar, Belarus'la zaten Rusya yakınlığı son dönemde biliniyordu. Belarus'ta meydana gelen bu çatışma ortamından, bu göçmen krizinden sonra da Rusya ile ayrıca bir yakınlığı oluşmuştu. Hatta Donetsk ve Luhansk'ın tanınma eyleminin hemen öncesinde, tanınma kararının hemen öncesinde Karadeniz'de tatbikatlar gerçekleştiriyordu Rusya. Ve bu tatbikatların sonuncusunu takip etmek üzere Belarus Devlet Başkanı Lukashenko Moskova'ya gitmişti. Ve Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok yakın görüntüler vermişlerdi. Bu görüntüleri de anımsatmakta fayda var ve Belarus'la Rusya yakınlığı Ukrayna'nın da aslında işgalinde, bu Ukrayna'nın maruz kaldığı saldırılarda büyük etkenlerden biri. Ama dediğimiz gibi başlangıçta da tartışıyorduk, konuşuyorduk. Denizden bir saldırı olabileceği de ifade ediliyordu. Ancak ABD'nin işaret ettiği bir tarih vardı, 16 Şubat tarihi. 16 Şubat'ta Ukrayna'nın aslında hedef alınacağını, başkent Kiev dahil hedefte olunabileceği ifade ediliyordu. Ve bunun da Pentagon'dan yapılan açıklamayı ifade edelim, resmi kanadın açıklamasını, hava saldırısıyla gerçekleşebileceği ifade edilmişti. İngiltere'den gelen aslında istihbarat raporları da belli hava saldırılarının olabileceğini ifade ediyordu. Bu hava saldırılarının nedenlerinden biri olarak da şu gösteriliyor: Ukrayna'nın hava gücünü zayıflatmak ve hava gücünü kırdıktan sonra bir yerden sonra kara birliklerini de devreye sokması yönünde beklentilerin olduğunu ifade edelim. Bu noktada aslında sözü de Selim'e bırakmak istiyorum. Selim'in da söyleyecekleri elbette ki mühim. Öncelikle merhabalar Ecem, İsmail. İyi yayınlar diliyorum. Ve bütün Bengi Türk ekibine selamlarımı gönderiyorum. Çünkü sürecin başından itibaren, gece 5-5.30 sularından itibaren, bir gün önceden ciddi şekilde yayınlarla birlikte an be an gelişmeleri aktarmaya çalıştınız. Açıkçası ben de bir yorumlayan bir insan olarak da ben bile hem sizin hızınıza yetişemedim hem de pek çok şeyi de sizin vasıtanızla ben de öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum. Şimdi süreç an be an değişen bir süreç. Düne kadar baktığımızda ciddi şekilde Rusya'nın bir taarruzu ve bu taarruzla birlikte Ukrayna hükümetinin başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Zelenski'nin başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna yapmış olduğu çağrılarda ben daha negatif bir algı, yani Ukrayna'nın çok yakın bir süre içerisinde bu Rus ilerlemesine dayanamayacağı ve düşeceği şeklinde bir algı ediniyordum. Yani bir dinleyen, bir araştırmacı veya bir bu gelişmeleri takip eden bir insan olarak söyleyeyim. Ama özellikle dün geceden bugüne baktığımız zaman gerek Ukrayna halkının, sivillerin silahlanıyor olması, gerekse Rusya'nın harekat tercihi açısından şehir merkezlerine daha girememiş olması ve daha çok kırsalda bekliyor ve Ukrayna içerisinden bir ordu darbesini destekliyor, ordu darbesini teşvik ediyor olması Rusya'nın belli konularda bana çekinceler taşıdığını düşündürtüyor. Bu çekincelerin en başında da zaten sürecin başından itibaren ifade ettiğimiz, uzmanların da ifade ettiği gibi Ukrayna'nın bir direnişle, yani Ukrayna'nın bir Rusya'ya karşı bir direniş göstermesi halinde bunu bir meskun mahal, şehir savaşı, düzenli orduyu maksimize şekilde yıpratmaya yönelik bir hareket olacağı söyleniyordu. Ki harekatın ilk başından beri Rusya ordusunun mekanize birliklerinin ciddi zayiatlar gördüğünü biz görsellerden karşımıza çıktı. Yani antitank füzeleri, roketler, SİHA'lar, İHA'lar ciddi şekilde Rus ordusunun mekanize birliklerine zarar vermiş durumda ve Rusya'nın bundan sonraki seçeneği yoğun bombardıman ve hava indirme olacaktır. Piyade indirme olacaktır. Ki buna şöyle de destek verebilir. Şu
elimizdeki veriyle de destekleyebiliriz. Rusya'nın belli noktalarda zorlandığını. Biz dün akşam itibariyle Çeçen birliklerinin bölgeye sevk edildiğini gördük. Çeçenistan'dan özellikle artık Putin'in bir dediğini iki etmeyen Kadirov'un kendi çetesine vermiş olduğu talimatla birlikte Ukrayna sınırına yürüdüklerini ve Ukrayna'nın içlerine doğru ilerlemeye çalıştıklarını, böyle bir amaç taşıdıklarını biliyoruz. Bunun altında yatan temel sebep de Ukrayna'da sivil direnişçilere korku salmak. Ya bu çok açık ve net. Rus ordusu bunu isterse Çeçen birlikleri olmadan gücünün nispetinde çok daha hızlı bir şekilde eğer girmek isteseydi Kiev'e çok daha fazla bir güçle zorlardı. Ama belli ki belli noktalarda dirençle karşılaştı. İşte biz bu Yılan Adası meselesini biliyoruz mesela, Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan. Oradaki önce 13 askerin Ruslar tarafından öldürülmesi, daha sonra Ukrayna tarafından geri alınması, Kiev içerisinde 80 yaşındaki insanların bile orduya yazılacak olması. Bu açıkçası ben halkın tamam bir savaş altındalar, bir bu çok kritik bir durum altındalar ama Ukrayna halkının ciddi bir şekilde direnişe yönelik olumlu yönünün ortaya çıkması, Rusya'nın da ek aparatları kullanmak istemesi ve bunun başında da bence korkuyu kullanmak istiyor Vladimir Putin her şeyden önce. Ve bir darbeyle Zelenski'nin iktidardan indirilip yeni barış görüşmelerinin, barış şartlarının bu şekilde olması yönünde bir adımı var. Evet, Donbas bölgesinin öncelikle sözde bağımsızlığının tanınmasıyla başlayan bir süreç. Buna dünyadan bazı devletler de katkı verdi. Başta Beşar Asad olmak üzere, Yemen'deki Husiler olmak üzere birkaç Latin Amerika ülkesini de buna ekleyebiliriz. Ama daha sonra yapılan harekat, evet, bir Kiev'i kuşatmaya yönelik, oradaki özellikle başkentteki insanların moral motivasyonunu ve Ukrayna devletine olan güvenini kırmaya yönelik bir harekattı. Bu harekatta da bence bir iki gün içerisinde belki sonuç alabilirim, hızlı bir şekilde yıldırım harekatıyla sonuç alabilirim diye düşünen Vladimir Putin şu anda süreci yaymaya çalışıyor. Tabii ki süreci de yaydıkça Batı'dan yaptırım tehditleri, Ukrayna'ya gönderilen hafif otomatik silahlar, özellikle az önce bahsetmiş olduğum gibi şehir muharebelerinde meskun mahallelerde kullanılmaya müsait silahlar gönderilmesine devam ediliyor. Tabii ki Zelenski'nin de uluslararası diplomatik aparatları çok ciddi şekilde kullandığını, her ne kadar işlevsiz olsa da Birleşmiş Milletler içerisinde Ukrayna'nın meşru yönetiminin sonuna kadar Rus işgaline karşı muhalif olduğunu görebiliyoruz. Yani genel tabloyu bu şekilde açalım ama yere geleceğim senin, evet, gerek İsmail, evet, sayın moderatörümüz senin sorularınla, evet, devam ederiz. Selim, evet, bu noktada bize sahadaki durumu aktardın. Teşekkür ediyorum. Şu sorunu soracağım aslında. Salı günkü grup konuşmasında MHP lideri Devlet Bahçeli söylemişti. Hani Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır diye. Ardından Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları o yönde gelişmişti. Biz dünyadan bu tarz bir toprak bütünün komplesine, hani dünya, ben gördüğüm kadarıyla açıklamalara, zaten Donbas'ı zaten kafadan gitti gibi gözüküyor. Senin bu açıklamalar noktasında yorumun nedir? Ya şimdi şöyle, zor oyunu bozacak bir şeydeyiz, durumdayız. Yani açıkçası ben Vladimir Putin'in trilyonlarca dolarlık yaptırımlarla karşılaşabileceğini bildiğini tahmin ediyorum. Ki dünyada petrol varil fiyatlarının, doğalgazın çok ciddi şekilde arttığını ve bunun açıkçası ülkemizde dahi hissedildiğini de göze aldığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli Bey'in açıklamaları Türkiye için de çok elzem nitelikte taşıyor. Çünkü Karadeniz'deki bir istikrarsızlık, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün bozulması, Ukrayna'nın yönetiminde kukla bir liderin Ukrayna'nın bölünmüş ya da hali hazırda bütün parçasını yönetiyor olması gerçekten Avrupa istikrarını sarsacak bir şey, ki bunu söylememe bile gerek yok. Ekonomik ortam siyasal istikrardan ve lojistik geçiş hatlarının güvenliğinden ciddi şekilde etkilenen bir olgu günümüzde. Yani küresel dünya düzeni içerisinde dünyanın herhangi bir noktasında yaşanabilecek ciddi bir kriz, lojistik tedariğini ciddi şekilde zora sokuyor.
Yani evet, mesela şöyle de bir örnek vereyim. Çok çok uzaktan bir örnek olacak ama izleyicilerimizin kafasında canlandırması açısından. Dünyadaki bütün ticaret akışı Mısır'daki Süveyş kanalından mı ilerliyordu? Hayır tabii ki. Fakat Süveyş kanalındaki 25 günlük bir tıkanma açıkçası dünyanın pek çok noktasında etki eden ekonomik bir sarsıntıya da ürün fiyatlarının yükselmesine de sebebiyet verdi. Ki Ukrayna Karadeniz hattı dünyanın veyahut Avrupa'nın bütün ticareti bu bölgeden mi geçiyor? Hayır tabii ki. Fakat bu bölgeden akan ticaretin ciddi bir şekilde ekonomideki fiyat stabilizasyonunu etkilediği, enerjideki fiyat stabilizasyonunu etkilediği, buradaki bir krizin, bir politik krizin Rusya özelinde Avrupa ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri, ekonomik ilişkileri, ki Avrupa ülkesi olan bir ülke olarak söylüyorum, Türkiye'yi bunun içerisine dahil ederek söylüyorum, etkilediği ve etkileyeceği muhakkak. Yani buradaki krizin bir an önce bir şekilde çözülmesi ve durumun stabilize edilmesi gerekiyor. Gerek Cumhurbaşkanı, gerekse MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey. Bu konudaki açıklamaların da Türkiye'nin de bu krizden etkilenmemesi, Avrupa'daki bu krizle belki yakından ilgisi olanların ya da bu krizle hiç alakası olmayan insanların da açıkçası küresel bir nosyon şeklinde etkilenmemesi için böyle açıklamalarda bulunuyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti bu konuda sürecin başından itibaren diplomatik aparatların kullanılması gerektiğini defaatle tekrar ediyor. Ya bugün dahi Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski'yle yapmış olduğu telefon görüşmesi öncesi sonrasında tarafların bir an önce masaya oturulması gerektiğini savundu ki bunu Ukrayna Cumhurbaşkanı da harekatın ikinci gününde gündeme getirmişti. Fakat anlıyoruz ki Putin'in Ukrayna'da bir rejim değişikliği olmadan çok da masaya oturmak istemiyor. Aslında bu noktada ben de araya girmek istiyorum. Bir akşam saatlerinde de bir gelişme olmuştu. Volodymyr Zelenski açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini de bir anlamda değerlendirdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir müzakere önerisiyle geldiğini ifade etti. İkisinin ortaklığında, yani Ankara ve Bakü ortaklığında bir müzakere sürecinin başlatılabileceğini de ifade ettiklerini paylaşalım. Aslında şu noktaya da dikkat çekmek gerekiyor. Bu başlatılan saldırının hemen öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya bir ziyareti olmuştu. Hatta biz de bunun bir kısmını paylaşmıştık geçtiğimiz programlarda sizlerle. Bu yapılan ziyaretin hemen akabinde şöyle bir karar alınmıştı. Müttefiklik anlaşması imzalanmıştı Azerbaycan ve Rusya arasında. Bu krizin hemen öncesinde gerçekleşmiş olması da oldukça önemli. Aslında bugün gelinen noktada şunu da anlıyoruz. Rusya ve Azerbaycan o dönemde bu krizi de görüşmüş ve müzakere çağrısında muhtemelen iletmiştir diye tahmin ediyoruz ki bu boyutta bir açıklamanın geldiğini, Zelenski'den gelen açıklamanın bu boyutta olması bunun en büyük göstergelerinden biri oldu. Ve yine Türkiye ve Azerbaycan ortaklığında yeniden bir ara buluculuk sürecinin başlaması da muhtemel süreçlerden biri. Çünkü artık Minsk'in işlemeyeceğini de anlamış durumdayız. Dün Ukrayna kanadından artık Minsk'in olmayacağını, Minsk'te görüşmenin mümkün olmadığını ifade etmişti. Az evvel de paylaştık. Yani Belarus'un 2014'te barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığını görmüştük. Ateşkes görüşmelerine, barış görüşmelerine ev sahipliği yapan ülkenin şu anda kara birliklerini, zırhlı araçlarını Ukrayna'ya gönderdiğini, başkent Kiev'in belli bir saldırıya uğramasına bir sebebiyet verdiğini görüyoruz. Yani barış görüşmelerine ev sahipliği yapanın savaştan yana destek koyması da zaten yeniden orada bir görüşme olamayacağının en büyük kanıtı. Zaten bu savaş döneminin hemen öncesinde yine Minsk görüşmelerinin yapılması planlanıyordu ve Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceği ifade ediliyordu. Hatta Türkiye'ye gelerek taraflar yer seçmeye başlamıştı. Yer ve zaman belirlenmeye çalışılıyordu. Ancak bu operasyonla, bu saldırıyla beraber de bu ihtimal ortadan kalkmış oldu. Aslında ilk açıklama Minsk'in öldüğü, Minsk sürecinin artık ortadan kalktığı açıklaması Putin'den gelmişti. Ancak dün gelinen noktada Minsk masasının tekrar kurulabileceğini ifade etti Putin. Gelinen nokta oldukça önemli ama hem saldırırım hem ablukaya alırım başkent dahil hem de aynı zamanda masanın kurulmasından yana olurum. Geçtiğimiz hafta tartışmıştık zaten. Selim, sen de ifade etmiştin. Yani bu ihtimallerden biriydi. Ancak
başkentin böylesi abluka altında tutulurken görüşme masasına oturmak da çok akılcı değil. Keza Kiev'in tavrı da bu. Yani benim başkentim saldırı altında, saldırı ihtimaliyle boğuşurken görüşme masasına oturmanın gerçekten akılcı olmadığını Zelenski de ifade ediyor. Öncelikli olarak askerlerin çekilmesi, hedef askerlerin, Rus askerlerinin bölgeden çekilmesi ve onun akabinde bir masa kurulması, bir diplomasi masası kurulması hedefleniyor aslında. Bu minvalde senin de görüşünde. Sence hem Bakü hem de Ankara yeni adreslerden biri olabilir mi? Şimdi şöyle, biz açıkçası bu krizin başından 2-3 hafta önce aynı zamanda Azerbaycan lideri Sayın İlham Aliyev'in çok affedersiniz, Ukrayna'ya giderek Ukrayna'nın toprak bütünlüğü üzerine bir anlaşma imzaladığını biliyoruz. Yani Türkiye ile birlikte aşağı yukarı aynı bir durumda. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye batı merkezli, Rusya ile ilişkileri olan, belli noktalarda anlaşmazlık yaşasa da Rusya ile görüşebilecek kapasitede bir devlet. Azerbaycan'da tam tersi, doğu merkezli, batıyla bazı noktalarda çatışsa da ilişkileri olan, batıyla görüşebilecek bir ülke. Onun için açıkçası iki tane arabulucu olabilecek, ortaklaşa bir çözüm masası kurabilecek uygun iki devletten bahsediyoruz. Üstelik de kendi içlerindeki, yani bizim Türkiye ve Azerbaycan olarak böyle üçüncü bir şahıs olarak da bahsetmeyeyim, çok abes olacak bir filan. Azerbaycanlı kardeşlerimizle aramızda çözemeyeceğimiz de bir mesele yok. Yani evet, farklı eğilimlerimiz, dış politikalarımız vesairelerimiz doğrudur ki bu Şuşa mütabakatında da meşru bir şekilde ele alınmıştır. İki devlet uluslararası hukuka göre birlikte hareket ederler, fakat ayrı dış politik ajandaları geliştirebilirler. Biz bu mutabakatı imzaladık ve yürürlüğe koyduk. Bu mutabakat çerçevesinde de açıkçası biz doğuyu ve batıyı birleştirebilecek iki aks oluşturduk ortada. Bu aksın üzerinden gidilerek bir uzlaşı masası elbette kurulabilir. Fakat Putin şunu yapmaya çalışıyor. Yani az önce de belirttim. Minsk olabilir. Ben işte onun ötesinde Macron'la da ayrı görüşürüm. Amerika'yla da ayrı görüşürüm. Veya başka arabulucu devletler de araya sokarım, ama benim bunların hepsinden önce istediğim bir şey var. Ukrayna'nın anayasal düzenini değiştirmek. Siz bunu kabul ederek masaya gelirseniz ben bu şekilde görüşürüm diyor ve açıkçası bu noktada bir çözüm de sağlanamıyor. Yani Ukrayna'nın anayasal düzenini değiştirmek demek federatif bir yapıda, federatif yapıda olan devletlerin çok ciddi bir şekilde merkezi yönetim üzerinde tahakküm kurabildiği, Ukrayna'nın kaderini Ukrayna halkının belki de çoğunluğunun istemediği bir şekilde manipüle edecek ve batı açılımlarından, Avrupa Birliği, bu sadece NATO değil, Avrupa Birliği ve Batı ile iyi ilişkiler, Batı'daki partner bulma arayışlarından uzaklaştırıp tamamen Moskova eksenli bir dünya siyasetine entegre etmeye çalışacak bir durum. Yani öyle bir noktaya geldi ki, belki sorularla siz bunu açacaksınız, orada cevap vereceğim. Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oylamasında açık ve net bir şekilde Çin'i dahi rahatsız eder bir pozisyonda şu an itibariyle. Şu an itibariyle krizin bu kadar derinleşmesi, çünkü orada Hindistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser oy kullandılar. Çekimser oy kullanmak, meseleyi tamam reddetmiyoruz, tamam kabul de etmiyoruz Rusya'ya yapılacak olan yaptırımı, ama biz bu noktada bazı şerhlerimiz var. Çünkü çekimser oylamalarını açıklarken de, yazılı bir beyanatta bulunurken, Çin'in bu mesele üzerinde bir an önce diplomasi yoluna başvurulması gerektiğini ifade eden bir metni vardı. Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin metinleri de aşağı yukarı benzer nitelikteydi. Çünkü bu ülkelerin biri daimi, diğerleri geçici üye olan bu üçlünün Rusya'yla da Batı'yla da ortak ekonomik bazda veya politik bazda, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ı söyleyecek olursak, çıkar ilişkisi var. Ve bu çıkar ilişkileri dünyada Rusya'yı abiyane tabirle işte Beşar Esad'dan başka kimsenin desteklemediği bir noktaya evriltiyor. Bu noktaya Rusya ne kadar direnebilir? Soru burada. Süreç uzarsa Rusya bu izolasyona direnebilecek mi? Veya işte başka türlü alalım, soruyu soralım. Bu yapılan yaptırımlar, Avrupa'nın veyahut ABD'nin uyguladığı yaptırımlar yeterli mi? Bilmiyorum, önünüzde yazılı bir şekilde doneleri vesaireleri var mı şu an stüdyoda? İşte Avrupa Birliği şu şeyleri götürdü vesaire. Şu minvalde ifade etmekte fayda var. Yani hem ABD hem NATO
Hem Avrupa Birliği'nin bu zamana kadar uyguladığı yaptırımlar maddi ekonomik boyuttaydı. Ancak dün akşam saatlerinde geçtiğimiz günlerde aslında bu operasyonun ilk başladığı gün 24 Şubat'ta yine bu programda konuşmuştuk sizlerle. Biz hatta seninle şunu ifade etmiştik Seliman. Yani madem böylesi yaptırımlar uygulanıyor, pek çok isme de yaptırım uygulanıyor ama hepsi 2014'ten bu yana sabıkalı olan isimlerdi. Ancak şu an gelinen noktada neden Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanmadı diye sormuştuk. Bunu sorgulamıştık. Dün akşam saatlerinde Putin'e ve Lavrov'a aslında önce Avrupa Birliği yaptırım uyguladığını açıkladı. Onun akabinde de ABD Putin ve Lavrov'a yaptırım uyguladığını açıkladı. Aslında bu kapsamda hem ABD'de hem de Avrupa Birliği sınırları içerisinde Putin ve Lavrov'un mal varlığı, öte yandan bankadaki hesaplarının dondurulması gibi yaptırım, pek çok liste uzuyor tabii ki. Bunların da aslında el konulması gündemde. Ya henüz yaptırım uygulanmış değil, ancak uygulanacağını önümüzdeki süreçte bunların beklendiğini ifade etmekte fayda var ama hep konuşuyoruz, hep tartışıyoruz. Bu yaptırımları hesap ederek zaten yola çıktı Putin. Yani hesapsız kitapsız başlayan bir süreç değil. Putin'i durduracak veya Putin'in doğrudan nükleer bir savaşa dönüşmesini sağlayacak, savaşın seyrini değiştirecek hamlesi bence Ukrayna'nın NATO'ya alınması olurdu veya NATO'ya aday ülke statüsü verilmesi olurdu. Dün NATO Liderler Zirvesi'nden çok büyük bir sonuç çıkmadığını gördük. Yani Ukrayna'ya asker konuşlandırılması, asker gönderilmesi, 5. maddenin devreye sokulması için zaten gerekçe yaratacak bir durum söz konusu değil. NATO müttefiklerinin bu minvalde harekete geçmesi beklenmiyordu. Olur da bir NATO ülkesi sınırlarından birine, yani Polonya'ya mesela en yakın sınır, oraya bir saldırı düzenlenirse veya yanlışlıkla bir hava saldırısı olursa, ancak o açıdan bir devreye girme söz konusu olabilir NATO'nun. Ancak dediğimiz gibi ABD'nin 7000 kadar askeri gönderdiğini biliyoruz Polonya sınırına yakın zamanda. Ve çevre ülkelere de belli bir askeri destek gönderildi. Almanya'da keza son açıklamasında Almanya'dan geldi. Ukrayna'ya askeri yardımda bulunacağını ifade etti. Asker göndermiyor ancak askeri ekipman gönderiyor. Bu da önemli kararlardan biri aslında. O da çok komik. Yani Almanya miğfer göndere göndere bir hal oldu herhalde Ukrayna'ya. Aslında yani başından tartışmıştık, bir Nazi söylemi aldı başını gidiyor. Putin Nazilere, neonazilere saldırıyorum diyor. Zelenski yine Putin'e Nazi suçlaması yapıyor. Diğer yandan da Almanya yardım etmeye çalışıyor. Yani konunun içine Almanya'nın dahil olması da biraz daha garip oldu. Yani Avrupa Birliği sınırları içerisinde yer alan ve böyle gerçekten en yüksek perdeden yaptırım uygulayan ülkelerden biri aslında Almanya oldu. Almanya'nın rolü bu kapsamda önemli. Hatta ilk gün şu açıklama gelmişti. Kuzey Akım 2 projesinin lisanslandırmasının durdurulması kararı. Bu oldukça önemli bir karardı. Yani büyük yaptırımlardan biri diyebiliriz aslında. Kuzey Akım 2 projesinin lisanslandırılmasının durdurulması sence ne anlama geliyor? Seliman, bir şey, bir ara vereceğim. Bir son dakika bilgisi geldi. İdil Rana attı. Teşekkür edelim kendisine. TRT bilgisi, Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini, bunlardan yarısından fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtilmiş. Bu TRT'den bir bilgi. Rana'ya da teşekkür edelim. Aslında enerji noktasına biraz yayınımız uzun. Bütün tuşlara da basmayalım. Konudan konuya geçiyorsunuz. Birbirinize paslıyorsunuz. Özür dilerim. Bütün tuşlara bastınız. Konudan enerjiye geçtiniz falan. Aslında şöyle biraz sindire sindire gidelim izleyicilerimiz açısından da. Çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Bu noktada Seliman, sana şu soruyu yönetmek istiyorum önce. Enerji konusuna da ikinci yarıda da konuşacağız. Şimdi dün yapılan bir açıklama vardı bence kritik, Amerika Birleşik Devletleri'nden Zelenski'ye yönelik, yani seni oradan alalım tarzında bir açıklama oldu. Zelenski de ben buradayım diye videolar çekmeye başladı. Sence bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu yeni bir korku dalgası, şimdi son sınır diyorduk, Ukrayna'dan sonra NATO var diyorduk. Artık Avrupa'ya
Rus tehditini yani gözden çıkardı mı Rusya'yı, Rusya Ukrayna'ya saldırması? Ukrayna gözden çıktı mı sence? Bu noktadan değerlendirir misin? Savaş alanı olarak gözden çıktığını söyleyebilirim. Unutmadan şunu söyleyeyim. Ben Ecem'in sözlerine şöyle bir ekleme yapacağım. Herhalde bir Avrupa Yahudisine, bir Rus Yahudisine ya da bir Ukrayna Yahudisine diyelim, Doğu Avrupa Yahudisi olarak diyeyim. Neo-Nazi benzetmesi yapmak da ilginç bir retorik oluşturmaktır. Yani Putin'in bunu ne şekilde meşrulaştırdığında bu da komik yani. Bu epey bir sosyal medyada da dalga konusu oldu gerçi ama gerçekler acı olduğu için hani o dalga meselesi de arada kaynamış durumda. Senin soruna geçecek olursak. Açıkçası Amerika'nın sürecin başından itibaren ben vermiş olduğu destek veya göstermelik destek Ukrayna halkı için, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için yeterli bir destek olmadığını bizler, işte sen, Ecem veya pek çok analist canlı yayınlarda veyahut yorumlarında veyahut Twitter sayfalarında beyan etti. Bu bir gerçek. Fakat ben sürecin aktif çatışma döneminden şu ana kadar gelmiş olduğu noktada bir propaganda savaşını da ayrı tutuyorum. Bu propaganda savaşı içerisinde Amerika'nın bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğu Ukrayna'yı bir savaş alanına çevirmek, yalnız bırakmak, yeterli desteği vermemek ve üstüne üstlük Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski istersen seni oradan güvenli bir şekilde tahliye edebiliriz ifadelerine karşılık Zelenski'nin de halkının, toprağının, devletinin başında durması epik bir propaganda savaşı örneği karşımıza çıkartıyor. Bu bence Ukrayna toplumunun kendi topraklarını müdafaa etmesi için kendi öyle ya da böyle yarım yamalak olarak da değerlendirebilirsiniz, eksik olarak da değerlendirebilirsiniz ki NATO'ya alınmama sebeplerinden buydu, demokratik teamüllerin çok da yerinde olmadığı, işte yolsuzluklar vesaire vesaire diye gidiyordu. Yönetimin meşruiyetini koruma amaçlı vatandaşları da bu duruma dahil etme aşamasında çok başarılı oldu. Yani antik Yunan'da bir tabir vardı. Demokrasilere sahip olan şehir devletleri kendi şehir devletleri savunmasında halkı kullanırlar. Plebisitleri, köylüleri vesaireleri kullanırlar. Ki onlar kendi yönetimine dahil olabildiği, meşru gördüğü, vatanı olarak, toprağı olarak benimsediği ve bu yönetim içerisindeki liderinin de onlara öncülük ettiği bir savaşta kendi devletlerini başarıyla korurlar. Ki bu klasik antik Yunan'da Atina Pers savaşlarının ana nüvesidir, ana örneğidir. Yani biz burada evet bir neo Atina Pers savaşı görüyoruz. Bunun bir tarafı Ukrayna, bir tarafı da Rusya. Her ne kadar tabii ki farklılıklar olsa da, tabii ki çağlar ötesinde olsa da toplumun, halkın cepheye veyahut işte silahlanarak evlerinin içerisinde mevzilendiği bir ortam görüyoruz. Amerika'nın bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğu seni oradan kurtaralım ifadesine karşı Zelenski'nin vermiş olduğu cevap açıkçası bence Ukrayna toplumunun ciddi şekilde moralini yükselten bir örnektir. Ki şunu görüyoruz, Ukrayna'daki ünlü futbol kulüpleri bile kendi Ukraynalı futbolcuları silahlanarak ordu bünyesine giriyorlar, savaşmaya çalışıyorlar. Bu toplumdaki işte sevilen figürlerin halkla birlikte hareket etmesi, orada bir halk direnişinin olduğunu da ve bu direnişin de bir ölçekte Rusya'yı çok cesur hamleler yapmaktan men ettiğini gösteriyor. Yani halk orduya katılmasa, bu şekilde liderleri başında durmasa, Rusya çok daha kolay şehir işlerine kadar ilerler, bu korku ortamından yararlanır, bu korku imparatorluğunu daha da genişletmeye çalışırdı. Ama belli noktalarda çekincesi var ki çok daha fazla silah veyahut asker kullanmadan bir darbe, yönetim değişikliği de oldu bittiye getirmeye çalıştığı bir süreç var Putin'in. Evet, teşekkür ediyoruz yorumun için. Ecem, senden de şu bilgiyi isteyeceğim. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu vardı. Orada bir Rusya için kınama kararı toplantısı oldu, demin bahsettik. Orada şimdi şöyle bir durum var. Sana da soracağım, Selim'e da soracağım. Şimdi daha önce de yaşamıştık bu durumu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin asıl kurulma amacı biliyoruz, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir uluslararası hukuk oluşturuldu. Bu hukukun
uluslararası hukukun korunmasını sağlamak. Peki sistemde bir açık vardı. Bu kuruldan birisi bu kuralları çiğnerse ne olacak sorusu. Hı hı. Bu noktada da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söylemi var. Bu söylemin önemi bence şu anda dünyanın bütün göz önüne çıkmış durumda. Uluslararası hukuk açısından bu kuralları koyanlar kurala uymazsa ne olacak tezi var. Bir yüzlerce ülke toplanıp bir karar alsa da içlerinden biri veto ettiği zaman zaten kınama kararının bir hükmü de yok aslında ama yani sembolik bile bir tepki verilemeyecek durumda. Bu Birleşmiş Milletler'in bu yapısı sence ne kadar realist bir durumda? Aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan kurumların bütün 21. yüzyılda artık sorgulanır hale geldi. Bugün NATO'yu konuşuyoruz, Birleşmiş Milletler'i konuşuyoruz, Avrupa Birliği keza aynı şekilde. Hı hı. Senden bu noktadaki fikirlerini merak ediyorum. Aslında bu noktada sen de gayet güzel ifade ettin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden biri de Rusya. Şimdi Rusya'nın Rusya'ya karşı bir kınama kararı çıktı. Evet, ama kınamadan öteye gidilmesi artık bekleniyor mu? Beklenmiyor. Zaten Rusya'nın şer koymasıyla bu oy birliğiyle ortaya çıkmamış oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na hitap etti ve Genel Kurul ziyaret sırasında Dünya Beşten Büyüktür kitabını da liderlere, Birleşmiş Milletler'deki üyelere de hediye etti. Ancak o kitapta bir vurgu vardı. Bu vurgu oldukça önemli. Aslında Birleşmiş Milletler'de bu alınacak kararların pek çok maddenin de bir revizyona gitmesi, yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Dünya beşten büyüktür vurgusu da aslında buradan geliyor, bunun önüne geçmekten yana. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihlerde, yani Eylül'de yaptığı bu açıklama, bu çağrının şu anda aslında en büyük karşılığını görüyoruz. O dönemde aslında buna önlem alınmaya başlansaydı ve bir adım atılmış olsaydı, gelinen noktada Ukrayna belki bu kadar yalnız kalmamış olacaktı ama bu noktadan sonra Ukrayna gerilimi de tırmanmasıyla beraber artık Birleşmiş Milletler de bence gördü ki işlevsiz hale geldi. Alınan kararlarda etkili olmamaya başladı. Bu noktada aslında ben Selim Han'a da birkaç ek yapmak istiyorum. Dün akşam saatlerinde zaten şu çağrılarda bulunuluyordu. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı nerede sorusunu herkes yanıtını aramıştı. Acaba ülkeden ayrıldı mı, kaçtı mı? Çünkü yakın tarihte bunun örneğini Afganistan'da gördük. Afganistan Cumhurbaşkanı'nın aynı şekilde ülkeden ayrıldığı, Tacikistan'a gittiği vesaire vesaire, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği de konuşuluyordu. Pek çok ihtimal üzerine duruluyordu. Tabii ki oradaki koşullarla buradaki koşullar aynı değil. Ancak bir vatan savunmasından bahsediyorsak, evet, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın yaptığı şey bir vatan savunması şu an. Ukrayna Cumhurbaşkanı son günlerde zaten ana gündem maddesi sosyal medyanın. Ancak şöyle bir ana gündem maddesinden bahsediyoruz. Komedyenlikten başkomutanlığa. Şu anda zaten verdiği fotoğraf ve ulusa seslenişinde yaptığı konuşmada artık kravatsız bir açıklama yapıyor. Ve gerçekten bir asker, bir başkomutan edasıyla açıklamalarını yapıyor. Görevinin başında olduğunu ifade ediyor. Ancak bir propaganda süreci var. ABD'nin başını çektiği propaganda. Biz bu 16 Şubat'a giden süreçte zaten bunu tartışıyorduk. 16 Şubat tarihini veren ABD'ydi. 16 Şubat itibariyle Rusya saldıracak diyen ABD'ydi. Ve ABD'nin verdiği tarih tabii ki tutmasa da, birkaç gün gecikse de bu operasyon gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Bu propaganda sürecinden ABD haberdardı. Yani ABD böyle bir işgalin olacağından haberdardı. İngiltere bundan haberdardı. Yani istihbarat servisleri gayet güzel çalışıyor. Bunu görüyoruz. Ancak dün akşam Biden'ın yaptığı çağrı oldukça yersizdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, devlet başkanını ülkeden ayrılması, tahliyesi için yardımcı olabileceğini söylemek, yönetim değişikliğine bir yer bırakmak demektir. Yani Rusya'ya bir taahhüt mü verildi? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Çünkü düne kadar, bu operasyona, bu saldırıya kadar ABD ve Rusya arasında devam eden bir görüşme trafiği vardı. Bir süreç vardı. Hatta 24 Şubat tarih gösterdiğinde, yani operasyonun başladığı tarih, normal şartlarda Lavrov ve Blinken'ın, yani ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Cenevre'de görüşme tarihiydi. Hatta önümüzdeki haftada
Biden ve Putin'in bir araya gelmesini bekliyorduk. Bunun hazırlıkları yapılacaktı 24 Şubat'ta ancak beklendiği gibi olmadı. 22 Şubat'ta bu görüşmelerin iptal olduğu açıklandı. Bu açıklamaların ardından zaten biz bekliyorduk bir harekat, bir operasyon, herhangi bir şey olabilir diye bir hareketlilik de vardı çünkü sınırda. Az evvel de aktardım, Kharkiv bölgesinde özellikle bir hareketlilik olduğu, saldırı hazırlığında olunduğu ifade ediliyordu. Ancak bu noktada Zelenski'nin rolü oldukça önemli. Dün akşam verdiği görüntü de aslında o kameralar karşısına geçtiği görüntü oldukça önemliydi. Neden önemliydi? Hem muhalefet kanadını arkasına almıştı, hem Cumhurbaşkanı yardımcısını almıştı, hem de hükümet temsilcilerini arkasına alarak o görüntüyü vermişti. Biz hepimiz buradayız mesajını vermişti. Vatan savunmasını bu şekilde göstermişti. Ve aslında orada yaptığı açıklamadan biri de şuydu, artık seferberlik halindeyiz ve halkımızı da bu seferberliğe çağırıyoruz ve eli silah tutan herkese silah vermeye hazırız. Vatanına destek veren herkese silah vermeye hazırız. Çünkü cephe hattında açık var. Zaten gelen görüntüler de bölgeden 15 yaşında, 18 yaşında, 21 yaşında insanların, gençlerin sokağa çıktığına ve bu vatan savunmasına destek verdiği yönünde. Bu zamana kadar ABD olsun, NATO olsun, Avrupa Birliği olsun destek vereceklerini açıkladılar ama 2014'teki tablonun benzerini yaşıyoruz ve gerçekten Ukrayna yalnız bırakılmış durumda. Ne kadar destek mesajı, ne kadar kınama mesajı geliyor olsa da baktığımız zaman 2014'teki tablonun aynısı. Ancak Polonya'dan gelen bir çağrı var bugün. Akşam saatlerinde bu çağrını acil surette Ukrayna Avrupa Birliği'ne alınmalı, bunun için bir adım atılmalı çağrısı. Polonya'dan gelen açıklama oldukça önemli ancak NATO kapsamında dediğimiz gibi aday ülke statüsü bile verilmedi. Yani bu kapıyı tamamen kapatmış oldular. Şu dönemde NATO üyelik statüsü verilmezse, adaylık statüsü verilmezse ne zaman verilecek? Rusya'ya ne zaman korku verilecek, bu sağlanacak? O da belirsizliğini koruyor. Yani ama Biden'ın attığı adım oldukça mühimdi. Ukrayna'daki bu yönetim değişikliğinin aslında ilk adımını o atmış oldu diyebiliriz. Çünkü oradan tahliye edilme süreci oldukça büyük bir tehdit sürecidir. Buna da bakmak lazım. Yani yönetim değişikliğinin önünü açan isimlerden biri de ABD Başkanı Joe Biden'dır demekten öteye gidemiyorum. Putin suçluysa bir o kadar da aslında Biden da burada suçlu gibi görünüyor. Aslında Ecem de iletti. Putin de zaten dün aynı gün içinde açıklama oldu. Zelenski'ye sen istiyorsan seni oradan alalım dediler. Aynı gün Putin de orduya mesaj verdi. Darbe yapın, Zelenski'yi indirin dedi. Aslında bunların örtüştüğü de yani biz de hepimiz de dünya kamuoyu da görüyor aslında. Selim Han, sana da aynı soruyu yönetmek istiyorum. Yorumunu merak ediyorum. Dünya beşten büyüktür söyleminin dün ilk resmi örneklenmesi gibi bir durum yaşandı. Sen bu noktada ne diyeceksin? Ya açıkçası ben şöyle seni yanlışlamayayım da ona yani onun gibi olmaz yani yanlışlamak gibi olmasın, yanlış anlama. Şöyle söyleyeyim, aslında farklı nüveler var yani dünyanın beşten büyük olduğunu gösteren bize ama belki de şöyle söyleyeyim. Bu teknoloji çağında, bu sosyal medya çağında en bariz örneğini dün gördük. Yani şuna getirecektim lafı, senin konuşmanda aklıma geldi. Rusya buradan bir kazanım elde edebilir mi? Belki elde edebilir. Belki düşürür Ukrayna'yı ve gerçekten kendi kukla rejimini kurmayı başarabilir. Ama teknolojinin bu raddede geliştiği, işte küresel dünya dediğimiz aslında milletlerin kendi milli menfaatleri çıkarlarına göre hareket ettiği ama enformasyonu küresel bir şekilde bulaştı. Böyle düzelteyim. Dünya içerisinde Rusya'nın kazanmış olduğu zafer tam anlamıyla bir Pirus zaferi. Dünya tarafından dışlanmış, insanlar tarafından neredeyse, çünkü şunları da görüyoruz. Kreşlere, hastanelere, ya bir hastanenin onkoloji servisine ateş açılmış, onun görüntüleri paylaşıldı. Veya yerleşim birimlerine. Biz bunu zaten Suriye'de de görüyorduk da. Savaş etiğinin ortada olmadığını gösteriyor zaten. Efendim? Bir savaş etiğinin de ortada olmadığını gösteriyor zaten. Şimdi açıkçası şu durum şuna getirdi. Yani biz Orta Doğu'da zaten Rusya'nın Suriye'de yapmış olduğu benzer meseleleri biz biliyorduk. Ama Batı buna çok da
açık ve algılayabilecek seviyede değil. Çünkü sınırlarının dibinde böyle bir tehdit yoktu. Şimdi sınırlarının dibinde böyle insanlık değerlerine aykırı hareket eden bir Rusya'nın bu denli cüretkar tavrını gördüğü zaman bu sosyal medyayı da etkiliyor, bu insanların bakış açılarını da etkiliyor, bu devlet yönetimlerinin kendi halklarına, toplumlarına vermiş olduğu mesajları da çok ciddi şekilde etkiliyor. Bu noktadan sonra işte az önce bahsettik ya, Vladimir Putin'e, Sergey Lavrov'a yaptırımlar gelmesi gündemde. Bunun ilk ayağı yaptırımdır. İkinci ayağı Rusya'nın bu bölgede savaş suçu işliyor olmasıdır. Üçüncü ayağı bu liderlerin savaş suçlusu olmasıdır. Bu silsile böyle devam eder. Bu silsilenin devam edebilmesi için bu insanlara yaptırım yapılması önemli ve gerekli. Yani bu insanlar burada meşru bir devletin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde iç işlerine müdahale ederek, herhangi bir terör tehdidi yok, herhangi bir Rus sınırlarına tecavüz yok, herhangi bir bariz bir müdahale yokken kullanmış oldukları bir argüman, bir meşruiyet kaynağı oluşturmaya çalışıyorlar. Nedir bu? Moskova'nın güvenliği. Moskova'nın güvenliği bahane edilerek de bir devleti şu anda paramparça etmiş durumdalar. Hakeza devletin sınırlarını değiştirerek neredeyse Karadeniz'e olan bütün hattını kapamaya yönelik de bir harekat var Odessa üzerinden. Evet, aslında yok çok beni yanlışlamış olmadı diye aynı şeyi konuştuk. Sen açmış oldun, teşekkür ediyorum. Yani ben onların da zaten hani hem ABD, Irak noktasında da aynı şeyi düşünüyorum. O zaman da bu suçtu. Bugün de suç, yarın da suç olacak. Hani 5, belki o 5 dünyanın ekonomik olarak en güçlü ülkeleri olabilir. Ama hak hiçbir zaman yani bizim inancımıza göre güçlünün değil, doğrunun yanında bildiğimiz üzere. O noktadan devam edelim. Şimdi aslında bu diplomatik süreç de devam ediyor demiştik. Ecem, sen önümüzdeki günlerde ne bekliyorsun? Şimdi bu gece çok kritik deniyor Kiev noktasında. Kiev'de sürekli sirenler çalıyor. Gördüğümüz kadar gündüz izledik. Halk hendek kazıyor. Hendek savunma savaşı için bir hazırlık var. Kiev sokaklarında belediye başkanı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. Hı hı. Aslında bu noktada bu gece çok kritik. Bu direnme süreci uzadıkça Rusya'nın diplomatik alanda eli zayıflıyor mu? Önümüzde ne bekliyor bizi? Yani şöyle, aslında bugün yani aslında 22'sinden bu yana Türkiye de bu kapsamda diplomatik trafiklerini sürdürüyor. Hem Rusya kanadıyla hem Ukrayna kanadıyla hem de ABD kanadıyla. En başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yürütüyor bu süreci. Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten bu sürecin başından bu yana etkin rol alıyor. Çavuşoğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşlarıyla görüşüyor. Hatta bugün iki kez görüşme yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşıyla. Bu da önemli. Yani taraflarla görüşme kapısının her zaman açık olması oldukça önemli. Ancak arabuluculuk teklifini bugün programın başında da konuştuk. Arabuluculuk teklifi oldukça önemli ama bu görüşme trafiğine evrilebilmesi için, müzakere sürecine evrilebilmesi için öncelikli olarak Rusya'nın oradan çekilmesi gerekiyor ve işgalin sona erdirilmesi gerekiyor. Çünkü Ukrayna toprağı işgal altında, saldırılara maruz kalırken bir masanın kurulması yani mümkün değil. Böyle bir tablonun ortaya çıkmasını bekleyemeyiz. Ancak Kiev'e doğrudan, Kiev'in doğrudan, başkentin doğrudan hedef alınması gerçekten yönetim değişikliğinin asıl hedef olduğunu ortaya koymuş oldu. Bir tehdit boyutundan sadece çıkmış oldu diyebiliriz. Başlangıçta tartışıyorduk Donbas bölgesinin hedef alınabileceğini. Eğer Donbas bölgesi hedef alınmış olsaydı ne olabilirdi? Ukrayna'nın aslında doğusundan belli bir bölgenin bağımsız bir yönetiminin tanınmış olacağı anlamına geliyordu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sarsılmış olacaktı. Ancak şu anda Ukrayna'nın tamamının bir tehlike altında olması durumu söz konusu. Sen de ifade ettin, Ukrayna'da sokağa çıkma yasağı var. Hatta 22'den saat 8'e kadardı. Bugün akşam saatlerinde saat 17'den 8'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Onun dışında eli silah tutan herkesin sadece sokakta olduğunu biliyoruz. Onun dışındaki aslında kalan kısımda çok riskli. Ve şu dakikalarda bile
Sen de az evvel ifade ettin Seliman. Tedarik zinciri oldukça etkilenmiş durumda. Daha üçüncü gününe girdik bu operasyonların, bu saldırıların. Üçüncü gününde bile herhangi bir markette herhangi bir ürünün kalmadığını, insanların artık açlıkla sınanacağını ifade edelim. Limanlar kapatılma yolunda gidiyor. Yani Kırım üzerinden bu Mariupol bölgesine geçiş sıkıntılı. Zaten o bölgeye geçiş olsa bile gerçekten ürünlerin doğu kanadından batıya taşınması kara üzerinden oldukça zor. Yani insanlar şu an orada açlıkla sınanıyor ve bir insanlık dramı oluşmuş durumda. Türkiye'den ilk kafile yardım gitti, ulaştı bugün. AFAD, Kızılay başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda zaten Ukrayna'nın da Türkiye'ye teşekkürlerini her daim ilettiğini biliyoruz. Bugün Zelenski de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında teşekkürlerini iletti. Bu kapsamda bakmakta fayda var. Belki ikinci yarıda şunu da konuşuruz. Zelenski bir tweet attı ve ortalık karıştı. Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından bunu ikinci yarıda tabii ki konuşuyor olacağız. Ancak bir başlığı açalım. Ondan sonra ikinci dilime en azından pası atmış olalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Montrö vurgusu yapmış oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ecem'i durdurmasam ikinci yarıya kadar konuşuruz. Sıkıntı yok Ecem, sağ olsun. 22.50 oldu. Şu an bir reklam arası vereceğiz. İkinci yarıda konuklarımız bizlere katılacak. Konuklarımızla konuları biraz daha derinlemesine incelemeye devam edeceğiz. Bekliyoruz. Evet, harici programının ikinci yarısıyla karşınızdayız. İlk bölümde Rusya-Ukrayna krizini derinlemesine konuştuk. Bu noktada önemli bir başlığımız daha var. Geçtiğimiz günlerde de aslında bugün üçüncü gün. İlk günlerde yaşamıştık daha çok ama bugün de hissediliyordur. Bu operasyonun ilk amacı dediğimiz gibi Donbas bölgesinde bir askeri hareketlilik vardı. İkinci hareket de Kiev'e doğru oldu. Bu noktada bu Kiev hareketinin en önemli nedenlerinden biri Zelenski yönetimini indirmek, yani onu iktidardan almak yerine Rus yanlısı bir yönetim koymak olarak değerlendirildi. Bunu yaşatmanın en büyük yönü, dün Putin açıklama yapmıştı, Ukrayna ordusuna seslendi, askeri darbe noktasında bir söylemi oldu. Ardından askeri darbe söylemi, ardından tepkiler oluştu tabii ki. Bunu da hem askerlere seslendi, ondan önce de halka seslenmiş gibi bir davranış gördük. Bu da siber savaşlar dediğimiz 21. yüzyılın en önemli kitle iletişim araçları, internet ve bunun ekonomiye yansıması olan bankacılık sistemi. Artık 21. yüzyılda modern dünyada insanlar nakit parayı mümkün olduğunda az taşıyıp bu sistemi artık nakit kredi kartları üstünden yaşamaya başladık. Bu noktada da bir ülkenin bankacılık sistemine yapılan müdahaleler artık bir milli güvenlik sorunu oluştuğunu görmüştük. Geçtiğimiz Perşembe günü yaptığımız yayında da bu noktada değerlendirmeler olmuştu. Bugün de yayınımıza Ali Murat Kırık hocamızı bağlıyoruz. Bu noktada Türkiye'deki en önemli uzmanlardan biri, dijital iletişim araştırmacısı kendisi. Bu noktada kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şimdi Ali Hocam, bu noktada gördük insanlar ürünlere ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyordu. Ürünlere ulaşsa bile bu sefer de kredi kartlarını kullanamadığı, çünkü bankacılık sisteminde sıkıntılar yaşandığını öğrenmiştik ilk gün. Senden bu milli güvenlik sorununun siber dünyadaki yansımalarını bir öğrenebilir miyiz? Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere ve değerli Bengütürk TV izleyicilerine. Şimdi dediğiniz doğru, artık 21. yüzyılın en önemli savaş enstrümanı durumunda siber savaşlar, siber saldırılar ve aslında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan bu gerilimde de sizin de ifade ettiğiniz gibi bu süreci çok ciddi ve doğrudan yaşıyoruz, hissediyoruz açıkçasını söylemek gerekirse. Tabii son dakika gelişmeleri var. Ben de önemli bir şekilde derledim tamamen işte sizlere doğru bilgiyi aktarabilmek adına. Şimdi şunu hemen söyleyelim. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bir açıklama yaptı. Bundan yaklaşık 3 saat önce filan Rusya Devlet Başkanlığı'nın internet sitesine sürekli bir siber saldırı yapıldığının altını çizdi.
Sizin de dediğiniz gibi Burak Bey, bundan 2-3 gün önce aslında yayınlarımızda dile getirmiştik. Belki de Türkiye'de bu konuyu ilk defa dile getiren yayın olma özelliğini taşıyordu o günde. Bugün de konuyu derinlemesine irdeleyeceğiz. PESCO Devlet Başkanlığı sitesine yönelik bu siber saldırıya ilişkin saldırılar sürekli yapılıyor. Web sayfası sık sık donuyor ifadesini kullanmıştı ki birazdan anlatacağımız saldırının aslında bir DDoS saldırısı olduğunun altını çizmemiz gerekir. Son dönemlerde, son günlerde bazı hacker topluluklarının da Ukrayna'yı desteklemek adına Rusya'ya yönelik siber saldırılar yaptığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü sosyal medyadan bu dünyadaki bilgisayar korsanlarına Rusya'yı hedef alma çağrısı yapan bir topluluk söz konusu. Yani sosyal medya üzerinden, yine bakın, en önemli iletişim aracı haline gelmiş durumda sosyal medya. Bu siber savaş noktasında da bunu görüyoruz. Buradan yoğun bir çağrı var. Yani Ukrayna'ya yapılan işte hava saldırılarını belki durduramıyoruz ama en azından Rusya'yı siber dünyada, siber alemde durdurabilir miyiz düşüncesinin artık hakim olduğunu görüyoruz ve özellikle bu hacker gruplarının çok ciddi anlamda büyük bir birliktelik sağlayarak Rusya yönelik birçok siteyi etkisiz hale getirme çabalarının varlığını söyleyelim. Bu da özellikle bir son dakika gelişmesi olarak karşımıza çıksın. Artı yine şunları söylemek lazım. Bu konuya geleceğim ama biliyorsunuz çağımızda iletişim çağı. Bunun da özellikle altını çizmemiz gerekir. Litvanya'dan bir açıklama geldi. Rus ve Belarus televizyon yayınlarını durdurduğunu açıkladı. Bakın bu da önemli. Elbette ki siber savaşlar bir noktada devam ediyor ama iletişimin de bu dönemde çok önemli bir enstrüman olduğunun altını çizmemiz gerekir. Litvanya'da Radyo ve Televizyon Komisyonu Rusça yayın yapan 6 televizyon kanalının yayınını askıya aldığını ifade etti. Bu da aslında Rusya'ya ekonomik, iktisadi yaptırımların yanı sıra bu tarz bir kültürel yaptırımın da, iletişimsel bir yaptırımın da artık bundan sonra var olacağını gösteriyor. Hakikaten şu an herhalde Rusya belki Ukrayna'ya karşı saldırılarına devam ediyor. Hem siber saldırılarına hem fiziksel saldırılarına devam ediyor ama çok ciddi oranda da birçok ülkenin yaptırımıyla karşı karşıya kaldığını da altını çizmemiz gerekir. Şimdi hatırlayacak olursak süreci biraz anlatalım sizin dediğiniz gibi. 24 Şubat gece yarısı Ukrayna sınırları içerisinde geniş kapsamlı bir saldırı başlamıştı. Bu başkent Kiev'e kadar varmıştı ki tüm dünya artık bu Rusya'nın saldırılarına yönelik kınama açıklamaları yapmıştı. Savaş her ne kadar havada devam ediyor olsa da şu an hali hazırda siber dünyada da çok ciddi bir savaş yaşandığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü siber güvenlik şirketlerinin ben son paylaştığı güncel verilere de bakıyorum arkadaşlar. Burada Rusya'ya olan siber saldırıların arttığı gösteriliyor. Yani az önce size söylemiş olduğum bu dünyanın tüm hackerlarının tabiri caizse birleşerek Rusya'ya karşı siber saldırı düşüncesi, projesi artık yavaş yavaş hayat buluyor. Yani şunu söyleyelim. Sizinle 2 gün önce yaptığımız yayında konuştuğumuz tablodan çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. O zaman o dönemde Ukrayna'ya bir siber saldırıdan bahsediyorduk. Onun üzerine duruyorduk daha çok. Hatta sizin bir cümlenizi hatırlıyorum ben. Rusya'nın aslında siber güç anlamında çok önemli bir güce sahip olduğunu ifade etmiştiniz. Evet, çok doğru söylüyorsunuz ama şimdi dediğim gibi son 2 gün içerisinde, yani sizinle yaptığımız yayından sonraki süreçlerde hakikaten çok ciddi anlamda bir birliktelik var olduğunu gördük. Yani bu sosyal medya çağrısının da, bu hackerların, bağımsız hackerların da yapmış olduğu çağrının çok önemli ve ön plana çıktığını ifade edelim ki Rusya'da Kremlin, Rusya Federasyonu Devlet Duması ve Savunma Bakanlığı'nın resmi siteleri kısa sürelerinde olsa çöktü. Yani bu önemli. Saat yanlış hatırlamıyorsam 18 sularıydı Ecem Hanım ve saldırının Ukrayna ve Ukrayna destekçisi ülkelerin hacker grupları tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Yani bu da aslında önemli. Şimdi burada yine altını çizmemiz gereken nokta, bizim de biliyorsunuz yerli bir hacker grubumuz var. Ay Yıldız Team, mutlaka sizler de biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Rusya ve Ukrayna arasındaki bu kriz hız kesmeden devam ederken
Türk hacker grubu olan Ay Yıldız Team'den de bir açıklama geldi. Hatta o zaman da ben demiştim, Türkiye'ye yönelik de siber saldırıların var olduğunun altını çizmiştim yayın içerisinde. Türk'ün siber ordusu deniyor, biliyorsunuz kendilerini öyle nitelendiriyor Ay Yıldız Team. Türk'ün siber ordusu olarak bütün dünyada her zaman zalimlerin karşısında mazlumların yanında durduk ifadesini kullandı Ay Yıldız Team ve Ukrayna'ya siber destek vereceğini ifade etti. Yine şu açıklamada dikkat çeken bir nokta var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ay Yıldız Team olarak diyoruz, işgaline maruz kalan masum insanların öldüğü Ukrayna'da siber altyapısını koruma noktasında yanında olduğumuzu ve elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi bildirmek isteriz dediler. Ve Ay Yıldız Team bu konuda her desteği Ukrayna'ya karşılıksız verecektir. Bu konuda yanımızda yer almak isteyen tüm vatandaşları internet sitemize bekliyoruz ifadesini kullandı efendim. Ve şu an son tabloya baktığımızda Kaspersky'nin gerçek zamanlı siber saldırı haritasını açtığımızda şunu görüyoruz. Orada artık Ukrayna üst sıralardayken Türkiye'nin siber saldırıya uğradığını 17. 18. noktalarda olduğunu görürken şu an tüm dünya genelinden Rusya'ya yönelik çok ciddi siber saldırıların yapıldığını görüyoruz. Ve haritada şu an Rusya'nın siber saldırıya maruz kalan, en fazla maruz kalan ülke olduğunun da altını çizmemiz gerekir. Yine belki sizler önceden ismini duymuşsunuzdur. Anonymous var. Anonymous da yine dünyanın en büyük hacker grubu. Rusya'ya yönelik siber saldırılar bu şekilde hızla sürerken bildiğiniz siber dünyada şu an bütün siber saldırganlar ya da diğer bir ifadeyle hackerlar bildiğiniz Rusya'ya bir savaş ilan ettiler. Ve bu grup Twitter'dan yaptığı paylaşımda çok ciddi açıklamalarda bulundu. Anonymous şu anda diyor Rusya Federasyonu'na karşı operasyonlarda yer alıyor. Operasyonlarımız Rus hükümetini hedef alıyor diyor ve büyük ihtimalle özel sektörün de derinden etkilemesi kaçınılmazdır diyor. Yani zaten bu tarz siber saldırılar bütün aslında sadece belli bir ülkeyi değil birçok ülkeyi çökertir. Çünkü internet dediğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. İnternet, international network, uluslararası ağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hepsini her noktayı etkilediğinin altını çizmemiz gerekiyor. Anonymous açıklamasında şunu söyledi arkadaşlar. Topluluk olarak tüm dünyada barış istiyoruz diyor. Ve tüm insanlık için bir gelecek istiyoruz ifadelerini kullanıyorlar. Hocam aslında ben bu noktada diyor, araya girmek istiyorum. Bir noktaya da dikkat çekmekte fayda var. Aslında eski usul savaşlardan birini yaşamıyoruz şu an. Yeni nesil bir savaştan bahsediyoruz. bu minvalde aslında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin zaman zaman sesini duyurmak için de Twitter'dan paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Aslında bu yeni nesil savaşı biraz daha anlatabilir misiniz? Hani iletişimi de kolaylaştırdı ve kendini ifade etme açısından da liderlere belli anlamda kolaylıklar sağladı. Çünkü Ukrayna Devlet Başkanı'nın nerede olduğunu evet, bilmiyorduk, nasıl ulaşılacağını bilmiyorduk. Sadece onunla zaman zaman Twitter paylaşımları üzerinden de iletişim kurulabildiğini biliyoruz. Bu yeni sistemi de biraz aktarmanızı rica edeceğim. Tabii artık dediğim gibi çağımız dijital çağ ve dijital savaşlar çağı içerisindeyiz. Enformasyonun, bilginin hızlı bir şekilde üretildiği ama aynı şekilde de hızlı şekilde tüketildiği bir yapı var. Dezenformasyonun, manipülasyonun had safhaya ulaştığı bir noktadayız. Ki Türkiye olarak da biz de askeri operasyonlarda biliyorsunuz sosyal medyadan, siber savaşlardan çok çektik. Ama tabii ki biz biraz daha bu konuda artık deneyimli bir ülkeyiz. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Çünkü gerçekten Türk'ün siber ordusu hakikaten çok güçlü ve bu alanda da çok ciddi çalışmalar yapıyor, gerçekleştiriyor. Bunun altını çizelim. Şimdi sizin söylediğiniz, daha doğrusu sorduğunuz soruya gelecek olursak aslında yeni savaş stratejileri türetildi. Bunun bir ayağında iletişim ve tabii ki dijital medya oluşturuyor. Yani enformasyon savaşları. Kesinlikle çok doğru söylediniz. Çok güzel bir tabir. Şimdi Rusya kaynaklı Ukrayna'ya yönelik bu geniş çaplı siber saldırılar sürerken dediğiniz gibi Ukrayna'nın siber savunmadan sorumlu kurumu sosyal medya
Rusya'dan Ukrayna siber topluluğu diyor. Ülkemizin siber savunmasına katılma zamanı gelmiştir paylaşımını yaptı. Kurum ayrıca katkı sağlamak isteyen hackerların ve siber savunma uzmanlarının da doldurmaları için bir başvuru belgesi paylaştı. Yani aslında sizin dediğiniz bu nokta çok önemli. Yine aynı şekilde Zelenski'nin yapmış olduğu paylaşımlarda da süresiz destek içerikli mesajlar olduğunu görüyoruz. Kimi zaman videolu paylaşımlar var olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız geçmişte Cem Hanım işte liderler vuruldu mu, öldürüldü mü, efendim devletinin başında mı, kaçtı mı soruları çok ciddi anlamda kafamızda soru işaretleri oluşturuyordu. Bugün baktığımızda artık dediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde artık bu açıklamalara sosyal medya aracılığıyla ulaşabilme şansımız var. Ancak diyorum yine bir virgül koymak istiyorum. Çünkü gelecekte bu enstrümanlar bizim canımızı başımızı çokça ağrıtacak. Neden diyecek olursanız şu an belki süreç bu şekilde işliyor. Yani Zelenski'nin açıklamaları burada yankı bulabiliyor. Twitter'da, Facebook'ta ya da diğer sosyal medya mecralarında, YouTube'da bunları görebiliyoruz, izleyebiliyoruz, dinleyebiliyoruz, okuyabiliyoruz, takip edebiliyoruz. Ama fake news denen de bir gerçek var. Tamam ama şu an şunu söyleyelim. Şu an belki her şey istenen gibi gidiyor. İstenildiği gibi gidiyor. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bu mecraların hepsi, çoğu daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin uzantısı olan şirketlerin sosyal medya mecraları üzerinden bu çağrılar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Amerika ve Rusya arasındaki yıllardır, belki yüzyıllardır süre gelen bu soğuk savaşları hatırlayacak olursak ya da günümüz itibariyle iktisadi savaşları hatırlayacak olursak elbette ki bu çağrıların, yani Ukrayna'nın çağrılarının Rusya'ya karşı birleşelim, bir araya gelelim çağrılarının yerinde olduğunu görürüz. Ama yarın öbür gün terazinin dengeleri değiştiğinde acaba bu sosyal medya şirketleri ve sosyal medya mecraları burada ne tarz açıklamalara yer verecek? Amerikan Başkanı, o dönemki Amerikan Başkanı Trump'ın seçim sürecinde, seçim çalışmalarında, seçim kampanyalarında tweetlerinin silinmesi, hesaplarının askıya alınmasını daha unutmadık. Dolayısıyla bunun altını çizmek istiyorum. Şu an belki olaylar masumane, toz pembe gibi gözüküyor olabilir. Ama dediğim gibi bu sosyal medya şirketleri sadece kendi lehlerine, sadece kendi çıkarlarına yönelik hareket ediyor. Unutmayın, Mazlum Kobani gibi bir terör örgütü liderine mavi onay rozeti verildi, mavi tik verildi. Yani ben bunu tanıyorum dedi. Bu resmi bir kişidir dendi. Yani bir terör örgütü liderini tanıyan şirketlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hiçbir lafına da ya da bunların yaptığı çalışmalara da aslında inanmamak gerekir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Evet, dijital dünyada savaşlar söz konusu, hali hazırda devam ediyor. Nacizane ben de elimden geldiğince süreci takip etmeye ve değerli Bengü Türk izleyicilerine aktarmaya devam ediyorum. Ama şu bir gerçek, şu an az önce yine girdim. Kremlin'in sitesi şu an çökmüş durumda. Özellikle 24 Şubat'tan itibaren Rusya hükümetine ait çok sayıda internet sitesinin artık hacklendiği zaten açıklanmıştı. Bu internet siteleri arasında Rusya Federasyonu, Devlet Duması, Kremlin internet siteleri de yer aldı. Rusya'nın bazı internet sitelerinde şu an erişim sorunları meydana geliyor, yaşanıyor. Aynı şekilde banka sitelerinin de neredeyse çökme noktasına geldiğini ifade edebiliriz. Ama şu da bir gerçek ki Rusya'ya ait, Rusya'ya yönelik bu siteler çökme noktasına geldi diyoruz ama Ukrayna'da da, Ukrayna sitelerinde de çok bir farklılık söz konusu değil. 23 Şubat günü Rusya'nın Ukrayna'daki sözde cumhuriyetleri tanıdığı günden bir sonraki gün Ukrayna hükümetlerinin ve Ukrayna hükümetinin ve bankalarının, bunun dışında pek çok internet sitesinin çarşamba günü yapılan siber saldırılar sonucunda çöktüğünün altını çizmemiz gerekir. Ve Ukrayna yönetiminin şu an hali hazırda mevcut saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttuğunun altını çizmemiz gerekir. Ama ben gözden kaçan, unutulan bir nokta var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu söyleyelim. Az önce dedim ya size, Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi şu an büyük DDoS saldırılarıyla uğraştığını belirtiyor. Şimdi tam da Ali Hocam, hizmet reddi saldırısı diyor. Ali Hocam, tam onu soracaktım size. Şimdi
izleyicilerimizin de hani herkesin anlaması açısından DDoS saldırıları, yani ben onu şahsen 98-99'larda biz de onu konuşuyorduk, yani o tarz yapılan ping atma dediğimiz hadise. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz izleyicilerimizin anlaması açısından? Hani saldırı deyince şu an insanlar farklı algılayabilir. Aslında çok basit bir şey. Geçen hafta da konuşmuştuk aslında. Bu aslında birlikte bir grubun oluşturup yapabileceği çok basit şeyler aslında. O noktada biraz bilgi verir misiniz bize teknik olarak? Tabii. Teknik olarak bilgi vereyim. Şöyle, buna biz aslında Burak Bey hizmet reddi saldırısı adını veriyoruz. DoS saldırısı veriyoruz. Yani aslında burada süreç verileri ele geçirmek ya da işte ne bileyim o internet sitesindeki bilgilere ulaşmaktan ziyade o internet sitesini kullanamaz hale getirmeyi, yani bir hizmetin meşru kullanıcılarının hizmeti kullanmasını engellemeyi amaçlayan bir siber saldırı. Yani şöyle düşünün, bir bankanın bir kapasitesi var Burak Bey. Şöyle diyelim, örnek vermek gerekirse sizin sunucunuz sadece 1000 kişinin eş zamanlı bir şekilde o sitede olmasına izin verir. 1001. kişi girdiğinde trafik artık dediğim gibi felç hale gelir. Artık o site işlem göremez hale gelir. Dolayısıyla ping atıp o siteye sürekli trafik gönderiyorlar. Dolayısıyla 1000 kişinin mesela var olduğu bir siteye bir 1000 kişi daha gönderiliyor. Sürekli ping atılıyor, hedefleniyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu yoğunluk artık kaldırılamaz noktaya geliyor. Dolayısıyla artık site çöküyor, işlev göremez, hizmet veremez hale geliyor. Sizin de dediğiniz gibi. Dolayısıyla bu şekilde birçok Ukrayna internet sitesine erişim engellenmiş durumda. ESET dediğimiz önemli bir antivirüs yazılım firması. Oradaki araştırmacıların Ukrayna'ya yönelik kullanılan bir yine geçtiğimiz haftaki yayında konuşmuştuk sizinle. Veri silecek kötü bir amaçlı yazılımın varlığını işaret ettiklerinin altını çiziyorum. O zaman ben sizinle yaptığım araştırmalar neticesinde bir verilerin silinmesinden bahsetmiştim. Ondan bir gün sonra ESET'ten açıklamalar geldi. ESET dedi ki Hermetic Viper adını verdiği bir veri silme hedefli kötü amaçlı yazılımın Ukrayna'daki yüzlerce makineye yüklendiğini ve saldırganların neredeyse 2 aydır hazırlandıklarına dair işaretler olduğunun altını çizdi. Yani dikkatinizi çekiyorum. 2 ay önceden aslında bunun hazırlığı gerçekleştirilmiş. Kim tarafından? Rusya tarafından. Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik hava saldırısından önceki süreçte, sıcak savaştan önceki süreçte aslında 2 ay önce bunun altyapısının var olduğunu ve çalışmaya başladığını görüyoruz diye. Hermetic Viper olarak adlandırılan bu kötü amaçlı yazılımın da biraz ne olduğunu altını çizelim değerli izleyicilerimize. Symantec araştırmacıları tarafından da tespit edildi bu. Özellikle onu söylüyorum. Sadece ESET söylemiyor. Bu yazılım bulaştığı sistemdeki tüm verileri siliyor. Yani ne demektir? Örnek verelim. Ukrayna devlet başkanının sitesinden tutun. Bütün bizim gibi e-devlet hizmetlerine kadar var olan bütün bilgisayarları birbirine kapsayan o network'teki ağdaki bütün verileri siliyor ve veriler ne yazık ki bu virüs girdikten sonra bir kez silindikten sonra kurtarılamıyor. Yani WannaCry dediğimiz saldırıdan çok daha farklı bir saldırı. WannaCry saldırısı da size bir dosya gönderilir. Size bir o dosyayı siz açarsınız, yüklersiniz bilgisayarınıza. Daha sonra bütün bilgisayarınız şifrelenir. Fidye yazılımı adını veririz biz buna. Daha sonra o şifreyi alabilmeniz için o fidyeyi karşı tarafa Bitcoin dediğimiz kripto para cinsinden ödemeniz gerekir. Bu da dediğim gibi şu an karşımıza çıkan bir siber saldırı türü. Ve bu veri silme amaçlı yazılım herhangi bir saldırı izi bırakmadan sistem kurtarma araçlarına bile saldırıyor. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ve kötü amaçlı bu yazılım enfeksiyonların geniş çapta yayılmasına sebebiyet veriyor. Ve yine Rand Europe isimli bir araştırma enstitüsünde çalışan analistin bir açıklaması vardı. Hermetic Viper casus yazılımının sadece o ilgili network'ü ve sadece bilgisayarı enfekte ettiğinin altını çiziyor. Yani şunu sorabilir belki değerli izleyicilerimiz. Peki bu siber saldırı devam eder iken, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu süreç, siber saldırı, siber savaş devam ederken dünya bundan etkilenecek mi? Türkiye bundan etkilenecek mi? Türkiye belki siber saldırılardan etkilenecek ama veri silme amaçlı, bu kötü amaçlı casus yazılım dediğimiz Hermetic Viper'ın sadece ilgili ülkeye
bir etkisi olacak. Çünkü oradaki bilgisayarlar şu an enfekte olmuş durumda. Onun altını çizmek gerekir. İsviçre Üniversitesi'nin bir açıklaması oldu bu süreçte. O da önemliydi. Rusya'nın siber saldırı stratejisinin planlı olmadığının altını çiziyor Burak Bey. Yani şunu diyorlar, eğer planlı bir saldırı olsaydı baştan aşağı zincirleme bir şekilde bütün sitelerin çöküşü meydana gelirdi diyor. Ama burada da aslında baktığımızda ben de katılıyorum. İsviçre Üniversitesi ETH Zürih'teki Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Leonard Maschmeyer'in açıklaması bu. Ben de ona katılıyorum. Çünkü planlı bir projeli bir siber saldırı olsaydı sitelerin çoğunun şu an işlev göremez hale geldiğini ifade ederdik. Ama siber saldırı devam ediyor. Sonra tekrardan işte dediğim gibi şey değişiyor, yol değişiyor vesaire, server sunucu değişimi yaşanıyor. Ondan sonra siteler devam ediyor. Dolayısıyla Ukraynalı kuruluşların geçtiğimiz yıl Aralık ayından itibaren hedefte olduğunun altını çizmemiz gerekir. Yani aslında bu siber saldırılar yeni değil. Aralık ayından itibaren Ukrayna'ya yönelik çok ciddi saldırılar var. Yine şunu altını çizelim. Belki bu medyada da yer almadı. Belki ilk defa Bengi Türk izleyicileri bunu duymuş olacak. Ukrayna hükümeti web sitelerinin klonlanmış kopyaları var şu an. Ve bunlar aracılığıyla kimlik havu hırsızlığı gerçekleştiriliyor. Siber tehdit araştırmacıları şunu söylediler. Rus devletinin çıkarlarıyla bağlantılı olarak devlet sitelerinin birebir kopyası oluşturulmuş, klonlanmış. Ve buradan işte dediğim gibi Zelenski'ye destek ver, Ukrayna'ya destek ver gibi kampanyaların ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii sizler de ne yapıyorsunuz? Duygusal olarak oradaki vatandaşlar ya da Ukrayna'ya destek vermek isteyen kişiler internet ortamında bu destek mesajlarını yazarak, Google'da yazarak bir sahte siteye yönlendiriliyorlar. Phishing deniyor herhalde değil mi bu yönteme? Evet, aynen öyle Burak Bey. Oltalama, kimlik havu hırsızlığı adını veriyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın sitesinin klonlanmış sahte versiyonu şu an var. Az önce ben bizzat kendim araştırdım, gördüm. Burada ne diyor biliyor musunuz mavi efendim? Mavi tik almak peki bu kadar kolay mı hocam? Ya şöyle söyleyeyim, asla kolay değil. Tabii ki asla kolay değil. Ama bugün artık dediğim gibi sosyal medya şirketleri de aracı şirketlere, aracı firmalara ya da işte ne diyeyim partnership dediğimiz firmalarla anlaşıyorlar. Dolayısıyla bu süreçler partnership'le yönetiliyor. Yani şöyle düşünün Ecem Hanım, 20 bin, 30 bin lira, 40 bin lirayı aynı gecede siz verirseniz çok rahat ve kolay bir şekilde mavi onay rozeti alabilirsiniz. Çünkü mavi onay rozeti biraz işte dijital dünyadaki tanınırlığınız, internet ortamındaki bilinirliğinizden de doğrudan orantılı. Yani eğer o haberler uygunsa, sizin içeriğinizi aktarıyorsa, örnek vermek gerekirse adınıza açılmış bir Wikipedia sayfası varsa ki bunlar da artık parayla çok rahat bir şekilde oluşturulabiliyor. İşte sizinle ilgili, kurumunuzla ilgili, kişisel olarak da olsun internet ortamında yazdığınızda popüler önemli haber sitelerinin, Google News kaydı olan haber sitelerinde sizinle ilgili başlıkta içerik geçiyorsa, 3-4 tane sitede bu varsa çok rahat bir şekilde mavi onay rozetini alabiliyorsunuz özellikle. Altını çizelim. Ama orada da kişiden kişiye değişen bir yapı söz konusu olduğunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü bir daha söylüyorum bakın, yine sosyal medya şirketlerine hiçbir zaman güvenmedim. Şimdi de güvenmiyorum. Yarın da güvenmeyeceğim. Dolayısıyla işte az önce Zelenski'ye destek amacıyla o siteye girdiğinizde, o formu doldurduğunuzda ve linke tıkladığınızda Burak Bey'in de dediği gibi kullanıcının bilgisayarına kötü amaçlı yazılım paketi iniyor. Kötü amaçlı yazılımlar cihazdaki bilgileri topluyor, verileri topluyor. Bunları bir komut ve kontrol sunucusuna gönderiyor ve böylelikle aslında sizi bir zombi bilgisayar haline getiriyor. Daha sonra sizin üzerinizden ping atıyor sitelere. Evet. İşte az önce o söylediğim sitelere ping atıyor. Ve dolayısıyla ne oluyor? Sizin zombi bilgisayarınız sadece o ilgili siteye yöneldiği için Ukrayna'daki banka siteleri çöküyor, Ukrayna'daki alışveriş siteleri çöküyor, Ukrayna'nın devlet siteleri çöküyor ve dolayısıyla hali hazırda bu siber saldırıların altında net bir açıklama yapılmasa da Rusya'nın bunu gerçekleştirdiği, Rusya destekli olduğunu görüyoruz. Ve yine size bir şey hatırlatmak istiyorum. Rus hükümetinin siber dünyada Ukrayna'ya ne yapacağını şu an kimse bilmiyordu. Ama 2017'de yine bir saldırı yapıldı. NotPetya saldırısı. NotPetya saldırısı da yine Rusya'nın olduğu tahmin edilen, Rusya'dan olduğu tahmin edilen yine Ukrayna'ya yapılan bir saldırıydı. Kötü amaçlı bir yazılım saldırısıydı. Bunu da hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. 2017'nin ortaları ya da sonları doğru olması lazım. Orada
bu zararlı yazılım küresel olarak yayıldı ve milyarlarca dolar değerinde hasara neden oldu. Neden hasara neden oldu? Çünkü o Notepad ya, Ukrayna'daki işletmelerde yaygın olarak kullanılan bir vergi hazırlık programı var. İşte o vergi hazırlık programına sızıldı. Rusya tarafından sistemleri çökertmek için kullanıldı. Ve şu an baktığımızda da aslında bu sisteme benzer bir yapının karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve şunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Her türlü önleme rağmen bugün siber suçlulardan, bilgisayar korsanlarından, özellikle bu tarz savaş ortamlarında korunabilmek ciddi anlamda zor. Çünkü siber dünyada zararlı yazılımların istemsiz bir şekilde indirilmesi ve yayınlanması son derece kolay ki evet. Geçtiğimiz hafta yine İngiltere'nin siber güvenlik kurumu var. NCSC, Rusya'nın GRU dediğimiz askeri istihbaratının hizmet reddi saldırısının arkasında olduğuna inandığını söylemiştir. Yani hizmet reddi saldırısı DDoS dediğimiz saldırı. Bir daha altını çiziyorum. Siteyi işlev göremez, hizmet veremez hale getiren, bilgiyi çalmaktan ziyade o sitenin kullanılamaz hale gelmesini sağlayan saldırıdır. Yine iddialar var. İddialara göre bu Rus bilgisayar korsanlarının şu an ciddi anlamda buralara saldırı düzenlediği, ki hala ben iddiamın arkasındayım. Dünyanın en iyi hackerları, dünyanın en başarılı hackerları Rusya'dan çıkmaktadır. Ve hali hazırda ben şuna inanıyorum, iddiamı arkasındayım. Şu an hala Rusya'nın çok ciddi bir siber saldırı ordusu söz konusu ve şu an hepsi devam ediyor. Bakın, her türlü saldırıya rağmen şu an savunmaya geçtiler. Atak'tan savunmaya geçtiler. Çünkü bütün dünyadan artık bir saldırı var. Ama buna rağmen geçici sürelerle Rusya'nın sitelerinin işlev göremez, çalışamaz hale geldiğini görüyoruz. Örnek verelim. 1-2 dakikalık, 5 dakikalık kesintiler oluyor. Ama daha sonra tekrardan devam ediyor. Çünkü diğerleri de aslında Rus sitelerine bu sefer DDoS dediğimiz hizmet reddi saldırısı düzenlemeye başladılar. Amaç Rusya'dan, dediğim gibi Rusya'nın devlet sitelerinden haber akışının, iletişim ve bilgi akışının önüne geçilmesi. Yani aslında şu an baktığınızda Amerika'ya yönelik Rusya'dan misilleme saldırılarının yapıldığını görüyoruz. Çünkü saldırıların bazılarının şu an Amerika'dan geldiğini görüyoruz. Bir yandan da ben siber saldırı haritasına bakıyorum. Amerika'dan, dediğim gibi Rusya'ya yönelik, ama Çin ve Hindistan'dan da Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna ve Amerika'ya yönelik saldırıların yapıldığını görüyoruz. Yani aslında görüyor musunuz, şu an baktığınızda zaten bugün NATO'da da gündeme gelmişti. Çin'in çekimser olduğunun altını çizmiştik ki ben zaten daha bundan 3-4 gün önce Çin'in siber saldırılarda Rusya'nın yanında yer aldığını söylemiştim, ifade etmiştim. Bugün de zaten siber saldırı haritasını incelediğimde aslında söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiş oluyor bu süreç. Evet. Yine tabii ki şöyle söyleyelim Burak Bey, gelişmeleri biz aktarırız. Süreci evet. Zaten takip ediyoruz. Sizlerle de her zaman paylaşacağız ama şu an var olan gelişmeleri bir şekilde özetlemiş olduk. Evet, çok teşekkür herhalde ediyorum. Verimli olmuştur değerli izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarınız için Ali Hocam. Bu noktada da sizlere teşekkür ederken vatandaşlarımıza da bir uyarı yapalım. Ali Hoca ile biz yıllardır yayın yaparız. Sizin duygularınıza evet. Ve anlık karlılığınıza hitap eden mesajlar sürekli gelebilir. Bu geldiği an eğer bir mesaj sizin duygunuza veya maddi kazancınıza sebebiyet veriyorsa evet. Kesinlikle bu Ali Hoca'nın bahsettiği phishing yöntemiyle yani o an avsınız. Şöyle bir titreyip kendinize gelmezseniz de maalesef Bilişim Şube Müdürlüğü'ne doğru yol almanız gerekmek olacak. Doğru. Ya hesabınız çalınacak ya hesabınız boşaltılacak, banka hesabınız. Ali Hocam çok teşekkür ediyorum, yanımıza katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. İlerleyen günlerde tekrardan inşallah sizlerle bu noktada bilgilendirmenize başvuracağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi devam edelim. Siber dünyayı konuştuk, sanal evrende. Savaşlar da devam ediyor Ecem. Gördüğün gibi Kiev'de sabah hendek kazınmalarını görmüştük. Şimdi de yani görmediğimiz bir alandaki değerlendirmeleri aldık. Aslında şimdi diye değerli bir başka konumuz daha bağlanacak. O noktada sana dönelim. Dediğim gibi biraz önceki ilk bölümde konuşmuştuk. Montreux noktasından istiyorsan Montreux anlaşmasına çok değerlendirmeler oldu bu noktada. Sen Montreux anlaşmasının bu noktadaki değerini bize anlatır mısın? Aslında bugün kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ardından aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün desteklendiği her şartta dile getiriliyor. Ancak bu görüşmenin ardından Zelenski sosyal medya hesabından, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda kafaları karıştırdı. Peki bu cümleleri okuyalım. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçmelerinin yasaklanmasının Ukrayna için çok önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişlerinin yasaklanması ve diğer askeri insani yardımlar bugün Ukrayna için çok önemli. Ukrayna halkı bu yardımları hiçbir zaman unutmayacak dedi. Şimdi bu açıklama ne anlama geliyor? Dışişleri Bakanlığı'nda zaten hummalı bir çalışma sürdüğünü biliyoruz. Montreux'un aslında maddeleri detaylı inceleniyor. Adım atılacak mı? Atılacaksa hangi yönde atılacak? Bu tartışılıyordu uzun zamandır. Dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da buna dikkat çekmişti. Ancak Zelenski'nin bu paylaşımıyla gerçekten böyle bir taahhüt mü verildi sorusu akla geldi. Ve bu paylaşımın hemen akabinde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de bir paylaşım yapıldı. Ve Rus gemilerine kapatıldığına dair boğazların Ankara'dan herhangi bir uyarı alınmadığı ifade edildi. Yani aslında baktığımız zaman Ukrayna Devlet Başkanı'nın bu mesajının Türkiye ile Ukrayna arasında bir mutabakat sağlandığı yönünde değerlendirilmesi doğrudan söz konusu değil aslında. Yani Dışişleri Bakanlığı hala çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bunu ifade edelim. Rusya'nın yaptığı bildirim oldukça önemli. Çünkü Türkiye'nin her iki tarafa da aslında bildirimde bulunması gerekiyor. Özellikle Rusya'ya, Rus savaş gemilerinin geçişinden bahsediyorsak eğer, onlara kapatılmasından bahsediyorsak, bu minvalde Rusya'ya bir bildirim yapılması zaten gerekiyordu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de bu kapsamda böyle bir bildirim yapılmadığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan veya İletişim Başkanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir bildirim gelmiş değil bu kapsamda. Dediğimiz gibi gözümüz kulağımız oradan gelecek açıklamaları tabii ki çevrilmiş durumda. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam yaptığı açıklamada özellikle madde 19'a değindi Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin. Savaş zamanında Türkiye'ye savaşan taraf değilse savaş gemileri 10. maddeden 18. maddeye kadar olan maddelerde belirtilen koşullarla aynı şekilde boğazlardan tam geçiş, geliş, gidiş ve yani ulaşım özgürlükten yararlanabileceklerini ifade ediyorlar. Ancak savaşan devletin herhangi bir savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi yasak olacaktır. Ancak Çavuşoğlu dün akşam bir noktanın altını çizdi. Eğer savaş gemisi kendi üstüne geri dönmek üzere geçecekse bunu açabiliriz. Böyle bir inisiyatifte bıraktıklarına dikkat çekti. Ancak bir altını çizmek gereken bir husus var. Bu husus da şu. Çavuşoğlu yine buna da dikkat çekti. Şu anda tam olarak bir savaş tabiri kullanılmadı. Yani NATO'dan yapılan açıklamada iki tabir kullanılıyor. İşgal tabiri, bir de savaş tabiri. Yani tam olarak savaş tabirinin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda da bir ortak bir bildiri yok. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklama da keza hem harekat diyor, hem işgal diyor, hem Ukrayna toprakları tehdit altında diyor. Ancak savaş tabiri net olarak kullanılmazsa ve konulmazsa resmi kanattan Birleşmiş Milletler olabilir, NATO olabilir. Türkiye'nin de bu kapsamda değerlendirmesi oldukça güçleşiyor haliyle. Savaş tabiri kullanılmadan da savaş zamanında geçişler engellenmesi yönünde bir adım atılması da başlangıçta beklenmiyor. Tabii ki Selim'in de bu minvalde yorumları önemli olacaktır. Evet, öncelikle Selim'e geçmeden önce yayınımıza değerli bir konuğumuz katıldı. Güngör Yavuz Aslan gazeteci. Kendisine yayınlarımızda sürekli ağırlıyoruz. Kendisi bölgede geçtiğimiz haftalarda bulundu. Oranın psikolojisine de hakim. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimizi de selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Güngör Bey, siz o bölgede bulundunuz. Bugünkü gözüken haritalarda da görüyoruz. Rus ordusunun Karadeniz kıyılarında, Donbas bölgesinde ve Kiev'e yönelik bir harekat söz konusu. Bu noktada siz de bölgedeydiniz. Rusya'nın tam olarak amacını bir sizden alalım öncelikle. Evet. Rusya'nın birinci amacı, üçüncü gündeyiz bu işgalin, Ukrayna ordusunun savunma yeteneğini, yani harp etme yeteneğini sonlandırmak. Üç gündür yapmak istedikleri bu. İkinci amaçları da Donbas hattından, yani Ukrayna'nın doğusundan güneyine, Kırım, Odessa hattını kapatmak. Yani Ukrayna'nın Karadeniz bağlantısını kesmek.
bu yönde bir harekat icat ediyorlar. Diğer yandan da üçüncü amaçları Kiev'e baskı kurarak başkente Cumhurbaşkanı Zelenski'nin iktidarını sonlandırmak. Zelenski 2 gün önce paylaştığı videoda kendisinin birinci hedef olduğunu, ailesinin ikinci hedef olduğunu, başkent Kiev'de sabotajcıların kendisini ele geçirmek için geldiklerini söylediler. 3 gündür bir savaş var Karadeniz'in kuzeyinde. Ne kadar savaş hali karşılıklı ilan edilmese de, işte senin de söylediğin üzere NATO'nun da bir savaş olarak tanımlamamasına rağmen iki ordu savaşıyor. Bu bir alan gerçeği ve nereye evrileceği, bu sürecin ne kadar devam edeceği belli değil. İşte Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İşte insani yardım için teşekkür etti. Orada kullandığı boğazların kapatılması yönündeki ibare bir temenni. Yani Ukrayna'nın beklentisini belirtti. Ama tabii bu sosyal medyayı düşünce ve Ukrayna kaynakları Türkiye tarafından boğazların kapatılacağını belirtmesi üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ve birçok yetkili açıklamada bulundu. Böyle bir durumun olmadığını. Türkiye Dışişleri kaç günden beri bu metro, Türk boğazları konusunda açıklamada bulunuyor. Bunun için şartların oluşması lazım. Yani şu anda resmiyette Ukrayna ve Rusya birbirine savaşı ilan etmedi. İşte NATO'dan gelen açıklamalarda işgal olarak belirtiliyor. Metro'nun şartlarının yakın savaş tehdidi maddesi şu an için işletilmiyor. Ama ileriki günlerde Türkiye Möntrö'nün bütün maddelerini eksiksiz uygulayacağını açıkladı. Belki de biz bir sonraki yayınımızda Türkiye'nin savaş gemilerine, sadece Rus savaş gemileri değil, başka savaş gemilerinin de yakın savaş tehdidinden dolayı boğazları askeri geçişlere kapattığını konuşabiliriz. Tabii modern zamanların savaşıyla karşı karşıyayız. Suriye Savaşı'ndan sonra güneye attığımızda, kuzeyde de Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında bir savaş var. Ukrayna topraklarını koruyor. Rusya 2014 yılının Şubat ayında Kırım işgaliyle başlayan süreç arasında ardından Ukrayna'nın doğusu Lunax ve Donetsk bölgelerinin işgal edilmesi ve ardından 3 gün önce Ukrayna'yı yaklaşık olarak 100 bin askerle çepe çevre sarmıştı. Bir operasyona, bir harekata başladı. Kiev ateş altında, işte Harkov Ruslar tarafından kontrol edildi. Odessa'ya kaç gündür saldırmıyorlar. İşte başkent Kiev'e özel kuvvet operasyonları gerçekleşiyor. 17 noktada şu anda Ukrayna ordusuyla Rusya ordusu çatışıyor. Ukrayna ordusu bir savunma savaşı veriyor. Peki Çernobil'in kontrol altına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir nükleer tehdit oluşur mu yine? İşte bu nükleer tehdit şu an için oluşmaz. Orada çatışmalar yok. Rus ordusu buraya bir özel kuvvet operasyonu gerçekleştirdi. Orayı koruyan Ukrayna unsurları nispeten dirense de işte Çernobil'in hassasiyetinden dolayı oradan çekildiler. Yüksek yoğunluklu bir çatışma olsaydı biz bugün 2. Çernobil savaştan dolayı faciasına yayınlarımızda konuşuyor olacaktık. Biliyorsunuz Çernobil aktif değil. Sadece depolamalar var, yani bu nükleer maddelerin diyelim depolandığı tesisler var. Şu an için orası Rusya'nın kontrolünde ama diğer bölgelerde Lviv, Kiev, Herson, Harkiv, Donbas hattından tutun Odessa'ya kadar çatışmalar var. Yer yer Kiev'in bazı sokaklarında Ukraynalı yetkililer açıkladı. Rus özel timlerinin işte dün indirme yaptılar, bir hava indirme operasyonu gerçekleştirdi Rusya. Ukrayna'da bir hava indirme uçağını vurdu Rusya'nın. Böyle sıcak bir savaşla karşı karşıyayız. Tabii daha taşlar yerine oturmadı. Bu savaşın nereye evrileceği, yani Rus ordusunun nereye kadar ilerleyeceği, mesela başkent Kiev'i alabileceğimi netleşmedi. Putin'in planı işte 3 ya da 4 günde Ukrayna ordusunu çökerterek ülkeyi kontrol altına almaktı. Ama bu an itibariyle daha ortaya çıkmadı planları. Ukrayna ordusu ülkesini savunuyor. İşte Zelenski de açıkladı. Bütün güçleriyle, bütün unsurlarıyla ülkelerini savunacaklarına. Biz de gazeteci olarak yakından takip ediyoruz. Tabii burada Türkiye'nin güvenliği, Boğazların güvenliği, Karadeniz'in güvenliği çok önemli. Türkiye biraz dengeli bir adımlar atıyor. NATO ile birlikte hareket ederken iki komşusunun, Ukrayna ve Rusya'nın masaya oturması için arka kapı diplomasisini sürekli çalıştırıyor. Tabii ülkede bulunan, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği de söz konusu.
Bunlar için Türkiye'nin bir tahliye planı var. Bunu da altına çizerek belirtmek isterim. Nispeten otobüsler üzerinden bu uygulanıyor. Eğer bir insani ateşkes ilan edilirse binlerce Türk vatandaşı Ukrayna'dan tahliye edilecek. Bunu hem sosyal medya üzerinden hem ulaşabildikleri telefonlar üzerinden bu taleplerini Türk yetkilileri ileten 30 bin üzerinde vatandaşımız var şu anda. Yok, Dışişleri Bakanı'nın aslında ifade ettiği gibi 20 bin kadar vatandaşın orada olduğu ifade ediliyor. 2500 kadarının da tahliye işlemleri için Türkiye Kiev Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunduğu ifade ediliyor. Evet. Dışişleri Bakanı'nın son yaptığı açıklamada dün gece saatlerinde yola çıkan Türk vatandaşlarından yaklaşık 270'inin Türkiye'ye doğru yola çıktı. Hatta sabah saatlerinde 120'sinin ulaştığına şahit olduk. Siz de ifade ettiniz, aslında Odessa daha çok kullanılan hat üzerinde yer alıyor ve Odessa'da da çalışmalar devam ediyor. Ben bu noktada aslında birkaç noktaya da değinmek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara dikkat çekmekte fayda var. Yavuz Selim Kıran paylaştı, Dışişleri Bakanlığı yardımcımız. Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan üzerinden geçişlerde kolaylıklar sağlanacak. Kara sınır kapılarından geçişlerde kolaylıklar sağlanacak ve pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi de istenmiyor. Bunları da ifade etmekte fayda var. Ancak geçişlerde çok kolay olmuyor. Sizce bu geçişler sağlanırken o bölgeden özellikle doğu sınırından, Ukrayna'nın doğu sınırından geçişler için nasıl bir yol izlenir? Bölgede bulunduğunuz için de aslında daha rahat aktarabileceğinizi düşünüyorum. Bölgedeki koşullar nasıl işliyor? Şimdi genelde Türk vatandaşları ilk önce bu Polonya sınırına gelmeye çalıştılar ve 5 tane kapı var. Ama Polonya şöyle bir uygulama gerçekleştiriyor bu krizde. İlk önce Ukrayna vatandaşlarının yaşlı çocuk ve zor durumda olanları alıyor. Yani Ukraynalılarda da böyle bir ayrım yapıyor. Ondan sonra diğer ülke vatandaşları. Ondan dolayı bu kapıda bir yığılma oldu. Ama Moldova ve Romanya kapısı daha rahat. İşte Moldova'ya ulaşabilen ve Romanya'ya ulaşabilen vatandaşlarımız Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geliyor. İlk başta bir sosyal medyada bilgi kirliliği oldu. İşte bu kapıların kapalı olduğu ve Türk vatandaşların işte PCR testi ve başka nedenlerden dolayı alınmayacağını. Hem Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması hem de konsolosluk ve elçiliklerimizin bilgilendirmesinden sonra vatandaşlarımız otobüsler ya da kendi imkanlarıyla bu kapılara yönlendirdi ve geçişler var. Tabii yoğunluk var. Şöyle ülkenin doğusunda çatışmalar yoğunlaştığı için batıya, yani bu dediğimiz Moldova, Slovakya, Polonya ve Romanya sınırına nispeten de Macaristan sınırına ciddi bir insan akışı var. Yolların kalabalık olması, benzin sorunu var. Petrol ofislerinde, benzin istasyonlarında şu an için benzin ve akaryakıt sorunu yaşanıyor. Bunun için bir ulaşım sorunu yaşıyor vatandaşlarımız. İşte Selim Kıran Dışişleri Bakan Yardımcısı da bilgilendirdi. Sürekli konsolosluk ve yetkilerimize irtibat halinde olmaları gerekir. Onlar gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Türkiye'nin bir tahliye planı var acil durum nedeniyle. Bunu nispeten uyguluyor. Ama çatışmaların olduğu, savaşın olduğu bir topraktan, Ukrayna'dan bu güvenli sınır hattına çıkmak da kolay değil. İşte binlerce vatandaşımız var, 20-30 bin civarında. Bunların bazıları tahliye olmak istiyor, bazıları da güvenli yerlerde duruyor. Ukrayna'da öğrenciler yaşıyor, işçilerimiz yaşıyor, iş insanları yaşıyor orada. Aynı zamanda Türkiye sadece Türk vatandaşları değil, Ukrayna'da yaşayan Türk soylu, Alaska Türkleri, Kırım Tatar Türkleri, Gagavuz Türkleri var. Onların da tahliyeleri için talep geldiği halde yardımcı oluyor. Mesela örneğin oradaki bir Türk soylu vatandaşımız savaş şartlarından Türkiye'ye gelmek isterse, bunu talep ederse Türkiye bunu kabul ediyor. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu yönde talebi var. Tabii savaş şartları ve hala bombardımanları ve silahların kullandığı bir jeopolitikten bahsediyoruz. İnsanların bulundukları yerlerden güvenli bölgelere gitmeleri sorun. Rus orduları birçok yerde özel kuvvet operasyonu gerçekleştiği için çatışmanın ortasında kalabiliyor. Çoğu yerde gece sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı günün belirli saatlerinde, işte gün ışığın olduğu saatlerde hareket edebiliyorlar. Bir savaş, yani kuzeyimizde bir savaş var. En önemli sorun da talancılar, yani eşkıyalar, haydutlar türedi, silahlı insanlar. Yollarda insanları durdurup ellerinde olan paraları ve yiyecekleri alıyorlar. İnsanların can güvenliği de yok. Bir krizde karşı karşıya savaş hali var. Evet, Sayın Yavuz Aslan, size bir
aslında Selim Han'a da soracağım ikinize birden. Putin bu operasyonu planlarken tabii bölgesel olarak bunun tarihsel nedenleriyle açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Bu noktada dün gördük metrolarda Ukrayna marşları çalındığını, bir Ukrayna milliyetçiliği noktasında bir yükseliş olduğunu gördük. Bu yeni kimlik yükselmesini diyelim, ilerleyen safhalarda bu operasyonu nasıl etkiler sizce? Şimdi Zelenski sık sık söylemlerinde Ukrayna onuru ve Ukrayna milliyetçiliğini ön plana çıkaran söylemlerde bulunuyor. Başkentliyim diyor, üzerinde asker üniforma var. Bir uyanış, bir direniş uyandırmaya çalışıyor. Orduyu konsolide etti. İşte örneğin Ukrayna ordusuna Putin darbe yapın, tırnak içinde bu işi aramızda halledelim getirdi. Ama Ukrayna ordusu devletine ve yöneticilerine sadık kalarak mücadelesine ve savaşına devam ediyor. İkincisi, halkına sürekli seslenerek ülkenin işgal tehdidi altında olduğunu, direneceklerini, işte Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ülke olduğunu söyleyerek önde duruyor. Bu da tabii halkı konsolide ediyor. İşte sivil halka silah dağıtıldı. Bu çok dikkat çekici bir durum. Bazı yerlerde bu sivil halkın Rus askerlerine müdahale ettiğini görüyoruz. Bir uyanış var aslında Ukrayna'da. Yani bu Rus baskısına, Rus işgaline karşı Ukrayna onurunu ön plana çıkartan bir direniş var. Direnebildikleri noktalarda, mücadele edebildikleri noktalarda, işte savunma güçleri, askerleriyle, polisleriyle, halkıyla bir mücadele veriyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyor. Özellikle Kırım'ın işgal birliği hakkında, Kırım Tatar Türklerinin yurdu olan bölgenin 2014 Şubat ayında Rusya müdahalesiyle Ukrayna'dan kopartılmasına itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğü yönünde bir siyaset yürütüyor. Ve ilk andan itibaren bu işgalin başladığında kabul edilemez dedi. Ve işgal kelimesini de ilk kullanan ülkelerden biri Türkiye. Bu süreçte fazla müdahale olmamasına rağmen, dengenin gitmesine rağmen Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konuda Ukrayna'yı destekliyor. Ve Rusya'ya da bu işgali ve saldırıyı durdurup masaya dönmesini uyaran bir Türkiye politikası var. İşte bugün Zelenski tweetinde bundan dolayı teşekkür etti. İnsani yardımlar gönderdi. Büyük ihtimal Kızılay yayını yaptığımız saatlerde ulaştı ya da ulaşmak üzere. Bu yardımlar yarın Ukrayna halkına dağıtılacak. Bu bir değişik şartlar olan bir savaş. Bunu da altını çizerek belirttim. İşte Slav ırkından iki halk, Rus halkı ve Ukraynalılar. Ortodoks aynı dine tabirler. İşte ama ülkenin batısında Katolikler de yaşıyor. Putin biraz bu işin sosyalistine ve DNA'larına oynayan hareketler atıyor, adımlar atıyor. İşte konuşmasında da bundan söyledi. Biz kardeşiz dedi ama kardeş dedi, ülkeye saldırdı. İşte eski Kızıl Ordu'dan kalan marşlar, ortak marşları çalarak Rus askerleri toplumun konsolide etmeye çalışıyor. Zaten bu sosyolojiden dolayı topyekun bir harekat gerçekleştirmedi Rusya. İşte özel kuvvet operasyonu ya da belirli noktalara askeri harekatlarla bu savaşı yürütmeye çalışıyorlar. Ama Ukrayna ordusu da direniyor. Benim dikkatimi çeken ilk 3 gündeki hedeflerine Rusya ulaşamadı. Başkenti ele geçirmek ve Zelenski'yi devirmek de amaçları hala Zelenski ordusunun ve ülkesinin başında. Evet. Selim Han, senden de bu noktada Ukrayna kimliği noktasındaki yorumunu alalım. Son 5 dakikamız kaldı. Evet. Sesinde sıkıntı var Selim Han. Senin yorumuna geleceğim. Önce Ecem'den alalım bu noktada. Ukrayna kimliği Putin'e sıkıntı yaratır mı? Benim açık. Geliyor mu Selim Han sesin? Duyamıyorum ben ama arkadaşlar. O zaman Ecem'den alalım. Arkadaşlarımız o sırada baksınlar. Ukrayna kimliği noktasında Ecem, bir Zelenski'nin şeyiyle, ifadesiyle bir artış var demiştik. Bu noktada senin yorumunu alalım. İlerleyen günlerde Rus ordusuna karşı bir aksiyona sebep olabilir mi sence? Aslında Güngör Bey de gayet güzel açıkladı bu konuyla ilgili yorumunu. Şu noktada dahil olmak lazım. Ukrayna'da bir milli birlik oluşmuş durumda. Zelenski'nin dün akşam verdiği o video görüntüsünde de arkasına muhalefeti almıştı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı danışmanını almıştı. Tek vücut, yek vücut beraber hareket ettiklerini gördük. Bu önemliydi. Öte yandan baktığımız zaman Ukrayna'da zaten ordunun yanı sıra
Halk da örgütlenmiş durumda ve seferberlik durumunun hakim olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda Rusya'nın beklemediği bir tavırla karşılaştığını da görmekte fayda var. Yani Donetsk ve Luhansk bölgelerinden ayrı değerlendirmek lazım. Orası zaten Rus ayrılıkçı grupların aktif olduğu bir bölgeydi. Ancak Ukrayna'nın geneline baktığımız zaman gerçekten bir milli birlik ve bilincinin oluştuğunu görüyoruz. Zaten Ukrayna Devlet Başkanı da göreve gelirken yaklaşık %74 seçmenin aslında %74'ünün oyunu alarak göreve gelmiş bir liderdi. Bu kapsamda halktan da destek gören bir lider olduğunu da vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seliman geldiyse yayınımıza ondan da alalım bu noktada fikirleri. Buradayım sanırım, geliyor sesin. Evet, sesin geliyor Seliman. Senden de bu yükselen Ukrayna kimliği noktasında bir yorumunu alalım. Devam edelim, sonra programımızı kapatacağız. Tabii. Şey, bu arada sesim gelmeyince benden de çabuk vazgeçtim. Bu beni bir parça üzdü ama hepimiz kardeşim. Şey, sesi gelmediği için yayını devam ettirmek noktasında devam ettim. Tabii. Hakkını helal et diyelim. Şey yapıyorum. Ben latife yapıyorum, estağfurullah, ne demek. Programın ilk kısmında da şöyle söyleyeyim. Bu propaganda savaşlarının olacağından, baskın bir şekilde gerçekleşeceğinden ve bu noktada da açıkçası Zelenski'nin iyi bir iş çıkardığından bahsetmiştim. Pek tabii ki siz bir Ukraynalı olsanız, sosyal medyada tuttuğunuz bir takımın futbolcularının silah kuşanmış bir şekilde kazmış oldukları siperlere gidiyor olduğunu görseniz veyahut 80 yaşında bir yaşlı dedenin ben torunum için savaşıyorum görüntülerini izleseniz ya da Cumhurbaşkanınızın kamuflajla birlikte, yani tam askeri kamuflaj değil ama sizden biri gibi giyinerek, sivil giyinerek üstüne bir askeri can yeleği aldığını görüp açıklama yaptığını görseniz tabii ki bu, siz yani bu durumdaki bir insan üzerinde bu çok pozitif, olumlu ve ülke savunmasına etki edecek bir baskı, motive unsuru oluşturur. Ve bunun örneklerini görüyoruz. Bu durum tabii ki sahada pek çok şeyi değiştirebilir. Açıkçası bu işte Atina Pers meselesinden bahsetmiştim Antik Yunan'da. Toprakları için savaşan bir halk var. Cumhurbaşkanları halkın başında ve açıkçası herhangi bir yere gitmekten veyahut işte sürgünde hükümet tabirini yerine getirecek şekilde başka bir ülkede Ukrayna'yı temsil eden hükümet kurmaktan kaçınıyor ısrarla. Güngör Hocam da zaten meseleleri ciddi şekilde geniş perspektifte analiz etti. Onun üzerine de hani bu süreci açmak, üstüne laf söylemek, açıkçası arkadaşım ben hem de hicap ederim hem de zaten açıklanması gereken şeyler de bu noktada söylendi. Biz de anlık gelişmelere göre neler olup neler biteceğini Ukrayna özelinde değerlendireceğiz elbette. Fakat şuna sadece bir örnek vermek gerekirse, Ukrayna dışında da bu mesele devam ediyor. Yani Putin'in yapmış olduğu açıklamalarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini dile getirmişti. Bu akşam itibariyle de Finlandiya Meclisi'ne Finlandiya'nın NATO üyesi olması için bir teklifte bulunuldu ve ülke artık başvurur mu, NATO üyeliğine kabul edilir mi, edilmez mi? Krizin İskandinavya'ya sıçrama durumu söz konusu. Bu saatten sonra bizim aslında bazı noktaları değerlendirmemiz gereken şeyler o olabilir. Kısıtlı yayınımız içerisinde belki değerlendiremeyiz ama önümüzdeki günlerde belki aynı programda, belki başka programlarda, Bengi Türk yayınlarında hep birlikte bu konuyu da konuşuruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizden yorumlarınızı aldım. Programımızda bugün Rusya-Ukrayna krizini derinlemesine görüştük. Artık Rusya operasyona başladı. Bugün 3. günüydü. Ukrayna halkı metrolarda, sokaklarda direniyor. Bu noktada hepinize teşekkür ediyorum. Ali Murat Hocam siber saldırılar noktasında, Güngör Yavuz Arslan gazeteci olarak hem alanda hem de burada ekranlarda bizlere aktarı süreci çok teşekkür ediyorum. Siz değerli Ecem Toplar ve Seliman Yeniacı'na da teşekkür ediyorum. Haftaya Hariciye programında görüşmek üzere diyorum. Bugünlük bu kadar bizden. Teşekkürler.